أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد سلوات Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin. Bizi bize bırakmasın. Rahmetiyle bizi muhafaza eylesin. Allah'ın alem İslam, İttihad-ı İslam'da güldürsün. Ordumuzu semada, havada, denizde, karada her daim muvaffak eylesin. İttihad-ı İslam'a vesile etsin inşallah. Sevgili kardeşlerim, şimdi kardeşler Latife-i Rabbaniye vicdanın içerisinde sonudur. Yani dimağda sonudur. İtikat, tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Dimağda sonudut, itikat. Vicdanda sonudut, irade, zihin, his, latife-i rabbani, sonudut. Kalpta sadr, kalp, fuat, luf. Luf, sonudut. Şefkat-ı mukaddesi, muhabbet-i münezzeh, sevk, şevk, memnuniyet, iftihar, lezzet-i mukaddesi, bunlar da içinde. Ruhun da son umudu, şefkat-ı mukaddesi. Şimdi vicdanın son şeyinde, aşağıdaki ders gibi olmayacak pazar günü. Yani cumartesi aşağıda. Buna savari, filist vari. Şimdi buna çalışmışız bayağı. Fakat göreceğiniz gibi Latife-i Rabbani'nin hulasası. Yani çalışmayı da çalışarak çalıştığımızı şöyle diyeyim. 87 aç. Bak Latife-i Rabbani'ye tek tek okunarak yapılmış. Sonra bu çok uzundur dedik. Yani bir yerde ders yapsak veya merak etsek iyi hatası çok zor. 3-4 ay lazım. Ben bunu çalışayım gelecek nesle. Çalıştığıma da çalıştım. Onu Latife-i Rabbani hulasası yaptım. Yani metin buradalar. Ham madde. Latife, Kur'an'da latife nasıl geçiyor? Bak onları almışım. Kur'an'da bu. Sonra bir tefekkürüm varmış. Sözler 306. Ondan sonra bak görüyor musunuz? Sözler 507. Bunlara çalışmışsın 508. Gösteriyorum ki asıl metin burada. Latife-i Rabbani'nin içeriği 11 tanedir. Nerede anlatır? 10. sözün 11. hakikatı. 10. söz var haşir. Onun 11. hakikatini de anlatır. Ondan sonra latife-i... Vicdan gibi ayrı bir sistem mi latife-i rabbaniye yoksa şey, latife-i insaniye? Kalbin içinde bir sistem. Vicdan gibi değil mi abi? Vicdan, latife-i yani insaniye. Kalbin içinde, sadrın içinde değil. Veya sadrın içinde mi bilmiyorum daha. Yeni girdim ya kalbe. Mana cihetiyle her şeyin tarafı Allah'a bakıyor. Allah'a bakması mahlukiyetten çıkmaz. Bizim mesela deneyle bakabiliyor ama mesela ben alem şahadete bakıyorum. Mahluk. Ruhum da mahluk. Allah'a bakıyor. Mesela sır insanı çok önemli. Sır insanı birbirine nasıl dönüştürüyor? Onu tek tek yazdım biliyor musunuz? Hangisinde ya? Göstereyim de size. Aha bak. Buldum. Sır insani iki ize cem etmiş. Akrebet, kurbiyeti cem etmiş. Hasan, merak Hasan'ım. Nerede Hasan'ım? Ha, doktor. Ehadiyet, vahidiyet. Onu deyince hep sen hatırlıyor. Ona takmış. Mana harfi, mana ismi. Sır insani. Ana taslak bilgi şey yapmaya çalışıyor. Yani tılsım ile sır farkı şu. Artı 10 derece ile eksi 10 derece burada sıcaklık olsa tılsım sıfır yapar. Yani birbirini yok eder. Kaçıncı sözdeydi bu tılsım? 8. söz. Hatırladınız mı? Kuyuda işte aslan. He? Ey bu yerlerin hakimi. Senin bahtına düştüm. Aslan ne oldu abi? At ol. Bak değişti. Sır öyle değil. Artı 10 derece, eksi 10 derece aynı yerde. Ama birbirini yok etmiyor. Hem aslan, yukarıdaki hem at. Sır sahibi olmak insana mahsus. Şeytanda yok.
Fırsatların cemiyetine biraz benziyor değil mi? Yani evet. İkisini bir arada tutabiliyoruz. Tutabiliyor. Kanuniyet olarak kuvve-i vahimede tutuyor. Kuvve-i vehime var ya, kuvve-i vehime. Ne olacak bir şey ya? Bu kadar kazanımlar burada. İmanım var, namazım var, davam var, elhamdülillah cemaatim var, orucum var, Allah'ım var, ahiretim var, ustadım var, var da var, Kur'an'ım var. Bu kadar varı, şurada bir tane vehim var ya. İyi keşit değil. Bu vehim abi şeytanın bir sırrı gibi, serdarın bir parçası, bir açılımı gibi. Onu kullanıyor abi. Ya, vehimi kullanıyor. Onun bir aleti gibi. Ondan sonra kim kullanıyor? Şeytan en fazla kullanamaz onu. Çok az. Nefsemare kullanıyor. Nefsemare böyle kalem gibidir. Varlığı vardır. Vücudu haricisi var şey. Nefsin. Ruhu, nefsin ruhu hevadır. Oyuna kale almıyoruz, ciddi almıyoruz. Onun için çok üzerinde duruyor. Böyle kalem gibi mahluktur. Vücudu haricisi var. Kudret taluk etmiş. Adam içeride. İlahlık da var. İlahlık. Men ittehaza ilahahu hevahu. Yani böyle niye durgunlaşıyorum? Acabime gidiyor. İçerime böyle şimdi diken diken gibi oluyorum şimdi. Bu içimizde yani. Depreşiyor biliyor musun? İçimizde ya. Ama böyle çıksa doktor ağzı tabağı da soru alsak nasıl olurduk? İyi ki böyle olmamış ya. Abi dün akşam Latife-i Rabbani'nin özelliklerinden bahsederken can veren evet olarak dediniz ama evet, bu belki eski bir nottu. Manevi hayat veren. Manevi hayat veren. Manevi hayat. Vicdanın maneviyat dediniz abi. Şimdi vicdanda, biz daha önceden böyle kısa konuşmuştuk bazı derslerde. Vicdanın kutsiyeti oluşturması var. Kutsileri. Kutsi işte. Kutsiyi ben can olarak anladım. Manevi can. Manevi can. Şimdi o zaman bu nefsin ruhunu veren vicdan olmayacağına göre bunu dima mı, haşa dimada bir ruh yaratma... Yani orada yapıyor. Yani, orada yapıyor. Orada bir sistem var. Vicdan yapmayacağına göre. Vehim yapıyor. Aklı yapıyor. Vehim, nefsin, ifrat tefriti var ya, aklıdır. Cehenneme sokar. Cehenneme gitmeden cehenneme gider. Ulan cehenneme gitmeden cehenneme nasıl gider? Hemen vallahi cehennem serin kalır. Ustad diyor. Vehim, bak başka cehennemden bahsediyor. Cehlü cehennem. Muhakematta. Cehlü cehennem. Yani cehalet ama bu bilgisizlik anlamında değil. Farkındalığını yitirmek, zıtları bilmemek, yaratılış hikmetini kaybetmekten gelen cehlü cehennem. Gazali diyor ki, cahilliğini bilmek için ilim lazım. Ne kadar ilim sahibiyse o kadar cahil olduğunu bilir. Onun için cahilliğini bilmek için ilim gerekiyor. Ben biliyorum diyen adınız gibi bilin ki cahil. İlim sahibi olsaydı bilmediğini bilirdi. Ne kadar ilim sahibi olursanız... Cahilim diyor. Arkadaşlar bu latife insaniye de geçeceğiz. Ama hulasa okuyorum. Ham madde okumuyorum. Çünkü çok zamanımız yok. Çok hızlı gideceğiz. Ondan sonra Bora'yı emin için gösterdim. Yani istersek metne geçeriz. Latife-i Rabbaniye. Kaçta yazılmış abi? Hulasa ama. 10.05.2013. Hulasa bu. Evet, Latife-i Rabbaniye. Rab olduğu için ilah, Rab, Maliklere de girdim. Kulazı bir Rabbinnaz, Melikinnaz, İlahinnaz. Ve bunlarla kalın. Latife-i Rabbaniye Rab'dır. Yani ne demek diye hemen giriyorum. Allah kainatı yarattı, rububiyet ediyor, idare ediyor, Rab. Rabbul Alemin. Kainatı nasıl yönetiyor? Onu anlaman için Latife-i Rabbani iç alemi böyle yönetiyor. Onun bizdeki karşılığı. Bir nevi Rab'lik var insanlar. Yani, var. Yani manevi tabi. Maddi demiyor. Latife. Latife-i Rabbaniye, Rabbin latifesi. Yani maddeye taalluk etmiş, madde olmaya. Bu çok önemli. Maddeye nüfuz etmiş, bedende bulunuyor. Mahluktur ama latiftir. Maddededir ama madde değildir. Vardır
gözükmez. Maddeye taalluk etmiş ama madde değildir. Abi öğrendik ki aslında madde de madde değilmiş, enerjiymiş ama ha. Enerji de aslında kelam mı? Enerji de çıkan kelam. Şey ne demiş biliyor musun İsa Aleyhisselam bozulmuş İncil'de? Rab varken kelam vardı. Başka bir şey yok. Rab kelamdır diyor. Allah'a kelam diyor. Yani söz. İncil söz yazar. Rab sözdür diyor. Konuşmak. Yazılım diyeceğim ama. Yok değil. Biraz daha yakın oldu ama. Ha, daha yakın. Biraz daha yakın. Hayat gibi söylemiş. Bu da bir sır. Allah Allah. Abi bir de ben mesela bu söylediğinizi şöyle anladım. Şimdi biz Cenab-ı Hakk'a muhataplığımız neyine göre, nasıl yani hangi yolla oluyor? Hangi yolla oluyorsa bizim için aslında bizim Rabbimiz o yolun tanımladıkları olmuş oluyor. Böyle bakacak olursak madem ki her şey kelam kelamdır o zaman bu ayet bu vecihten bakınca anlaşılabilir. Mevlana Hazretleri'nin karanlıkta fili tarif ediyor ya, herkes giriyor. Netice itibariyle tanımlayamadığı için neresinden yakalarsa onu da tanımlıyor. Öyle. Şeyde diyor ki, söz nerede? Resulullah neredeydi? Diyor ki, 122'de mi? Kalbinizin penceresiyle vücuda Rabbinize bakasınız. Ne ile? Kalbinizin penceresiyle dürbün biraz abi. He? Dürbün demişti. Yok, kalbinizin penceresiyle Rabbinize bakasınız. Defterimde yazdım da. Yukarıda. Sözler 122 mi neydi? 262. Ha, 262 ne diyor? Oku bakayım nasıl? Tafinun ve kemalatınızın menbaları ve hakikatları olan Esma-i Rabbaniyeme çıkasınız ve o Esma'nın dürbünüyle kalbinizle Rabbinize bakasınız. Esma'ların dürbünüyle? Esma-i Rabbaniyeme çıkasınız ve o Esma'nın dürbünüyle kalbinizle Rabbinize bakasınız. 262. Bu nasıl var? Evet. Esma dürbün. Nasıl bakıyor? Esmalar dürbün. İlah yarattı. Rab, zaptu Rab altına alıp sevk idare ediyor. Bunun küçük bir nümunesini insana koymuş Allah. Yani kainatın manevi zaptu Rab altına alan Latife-i Rabbaniye Rab da bunu insana koymuş. Manevi hayatımızın şeyi. Elbette kalp ve ruh var ama bu başka bir işlevi var. Dün söyledim ya. Haşir meydanının küçük nümunesi ya. Haşir meydanının vicdan. Orada niye yaptı, niye yapmadı, niye dedi, niye demedi. Sorular sorulacak. İş işten geçecek. İşe yarar mı? Yaramaz. Ama merhamet ilahiye onu buraya getirdi. Telafi et diye. Hatanı düzeltti. Nedir o? Haşir meydanından sonra haşir meydan komplesi vicdan. Peki orada ameller tartılacak, tart olacak. Bir de Allah soracak. Allah hesabı görecek ya. Haşir meydanındaki Rabbimiz vicdandaki Latife-i Rabbaniyedir. Herkesi farklı konuşacak ya haşir meydanında. Haşir meydanındaki komplesi, hulasası, vicdan Latife-i Rabbaniye'de o haşir meydanında Allah sana konuşurken niye yaptı, niye yapmadı, niye dedi, niye demedin? Şimdi sana söylüyor. Teşahhus. Tayin ve teşahhus gibi. Peki nedir o? Allah onun üzerine seninle konuşuyor şu anda. Niye yaptın Ömer? Niye yapmadın? Niye dedin, niye demedin, niye gittin, niye gitmedin? Tavriyede tefaül babına Rabbin şey edilgenliği mi? Evet, aynen. Ben bizdeki şeyim. Fiil hal. Bu nuru imanı müminin maneviyat. Bak nuru imanı bu benim değil. Sadeki cümleye bak tırnağı alınmış. Nuru imanı müminin maneviyat ahval ve
emellerinin adeta tecessüm etmiş heyetinin aklına neşretmektedir. Yani Allah konuşunca, tabi hep bu her şey maneviyatla tıbbi Rabbani değil tabi. Allah'ın mesela ruh daha üstündür. Ama sana hususi konuşma yöntemi, yolu, latife-i Rabbani. Yani ruhun arkasına taşıma bunu. Haşir meydanındaki konuşması seninle. Hangi yolla yapıyor? Vicdandaki latife-i Rabbani. Ama latife-i Rabbani Allah'ın benim konuşması daha hep asıl. Yok kardeş. Zaten vicdan, ruhun dört havası. Vicdanın asıl erbası. Vicdan nedir? Ruhun dört havası. Yani ruh kendisini alem-i şehadete bedenle icat yaparken kullandığı yol. Vicdan. Bir daha. Ruh dışarıya beden yoluyla iş yapacak. Ne yapacak? İrade var vesaire. Ha, ruh yoluyla yapar. Bir de derslere geliyoruz. İşte özel hayatımız var, ticaretimiz var, beşeriyetimiz var. Yaşadığımız dünyada vicdan yoluyla ruha mal ediyoruz. Yani ruha uğramadan mutlaka vicdan yoluyla geçiyor. Hem gidişler hem gelişler. Kesinlikle. Yani latife-i Rabbani'ye ders yapıyoruz diye, yani Allah onunla konuşuyor diye, her şey o değil ha. Bu biraz direkt ilham değil. Konuşmak ama böyle yakıyor seni. Enerji gibi bir şey. Haşa. Nasıl bir şeyse diyoruz ya. Vicdanım. İlham değil. Yani vicdani. Değil var ya. Niyet edin ya. Mesela. Devam ediyor. Duyguları, hisleri, dimağdakileri düzene koyanmış. Vicdandaki hisleri aşağı, yukarıdan aşağıya. Latife-i Rabbani, vicdandaki hisleri, akıldaki fikirleri düzene koyuyormuş. Yani yapma, etme. Ha? Sonra maneviyatımızın hayatı ruhudur. Maneviyatımızın hayatı ve ruhudur. Vicdani hayatımızın ama. Ruhun hayatı başkadır, kalbin hayatı başkadır. Dima bambaşkadır. Ya bunu peki ne konuşuyoruz yani? 2-3-4 tane, 3 tane şey var, doktor var. Yani et ve kemik. Et ve kemik de ama onunla bulunuyoruz ama hiç alakası yok değil mi kemik, etle? Nasıl yapmış Allah? Yani ne kadar sade görüyor musunuz dünya? Kainatın kalbi olur mu? O kalbiymiş. Aa, aynı ya. Ağaçlar işlendi, ay yağmur yağdı. Tam da arkadaş. Yani kainatın kalbi niye böyle? Ne var bunda? Ne kadar sade. Ama 18 bin alemin hulasası biliyor musunuz? Sadelik içinde bütün alem burada cem olmuş. Yani çok zor yani bu ülfeti kırmak çok zor. Bak bir daha. Bu alemi şehadet ya. Kainatın kalbi. Ama nesi var ya, neyi kalbi ya? Evler var. Uçak iniyor, teller var. Kuşlar, ağaçlar, meyve, yağmur yağdı. Asfalt var. Neyin kainatın kalbi? Ne kadar sade, ne kadar muamma. Ne kadar açık, ne kadar kapalı. Ne kadar yakın, ne kadar uzak. Ne kadar biliyoruz, ne kadar cahiliz. Çok tuhaf. Niçin söyledim? Biz de öyleyiz. Biliyoruz. Böbreği, dalağı biliyoruz. Ama manevi tarafı, vehim, his, latife, duygu, adam cehennemin cehennemi yapıyor ya. Ya. Maneviyatımızın hayatıdır. Hangi? Vicdan. Vicdanımızdaki tabii. Yoksa kalpteki ve ruhtaki o maneviyat ayrı bir maneviyat. Yani onu mutlaka vurgulamak istiyorum. Genel değil yani.
Gayb alemlerinin nurani sembollerle fotoğraflarını alır. Gayb haşir meydanı. Onun fotoğrafını alıyor. Hani var ya keşfel kubur kabir. Mezardakileri görüyorlar. İşte insan da Latife-i Rabbani'sin kışaf ederse haşir meydanını görür. Haşir meydanını görmek abi, inşallah dışarı çıkmış olmam. Yine bu dünyadaki gördüklerim üzerinden mi hayal ediyoruz onu? Haşir meydanını görmek bir hayal mi yoksa hissen mi görüyor? Nasıl? Latifedir yani. His olsa vicdandaki his olur. Hayal olsa dima olur. Latife seviyesinde. Yani aklı değil ki. Bilmiyorum. Abi koku hangisi olurdu? Koku latif olur. Latif. Koku hisleri aktif eder mi? Hisleri aktif eder ama koku his değildir. His değil işte. Yani koku en ileri seviye değil mi? Kokudan öte bir şey var mı? Maddede. Maddede... Şimdi şöyle bir tefekkürüm oldu ben. Dün akşam şey yaptı. Şimdi tohum çekirdek yani kudret, irade tahallük etmiş kudret. Tohumdan bir fidan, filiz çıktı, yeşerdi. O da tohumun hakikati iç yüzü, marifetullah. Yani tefekkürün neticesi. O tekrar bir ileri seviyeye taşıdığımız zaman, ondan elde edilen mahsul çiçek veya meyve. Bu da his ve muhabbetullahı işte aktif etti. O çiçekten hasıl olan koku, bunların hiçbirine benzemiyor. El latif olan, o da müşahedetullah. Artık onun seni soktuğu haletle tanımlıyorsun veya tanımlanıyorsun. Denilebilir, evet. Çünkü koku his değildir ama hissini aktif ediyor. His aktif olunca bir ilerisine geçiyor, latife oluyor. Mesela tat da var böyle koku gibi. Ha, tat. Evet. Çiçekten sonra da meyve var. Evet. Suret var gözde. Vicdanda his var ya ama bu üstün. Yani bir daha söylüyorum üç defa. Haşir meydanının manevi hayatımızın buradaki muayyeni, muacceli. Yoksa gaypların değil ya. Ruh arşı azamın. Kalp arşı. Vicdan haşir meydanı. Latife. Eğer inkişaf ederse keşfe kubur var ya kabri seyredenler. O latife inkişaf ettiği için seyrediyor. Eğer biraz da inkişaf ederse haşir meydanını görür. Nereden geçiyor? Miraç. İşte alemle şöyle şey oldu da abi. Daha önce yine vicdan dersi anlatıyordun. Ben kendimde müşahede ettiğimi söyleyeyim. Mesela normalde şimdi ders yaptığımız zaman his seviyesinde haşir meydanı varmış. Yani hislerine dokunmaya başlıyor. Ama daha önceden dima dersinde yapmış olduğum vicdanda öyle bir alemde açılmıştı ki sanki yani Oradayım. Hani orayı hissetmekle, var böyle bir şeyle, orada olmak yani. Direkt orayı buraya taşıyor. Latife-i Rabbani'de öyle bir şey olsa gerek yani. Direkt seni de dönüştürüyor gibi bir şey yani. Nurani bir haritaymış. Latife-i Rabbani. Yani haşir meydanının haritası. Latife-i Rabbani'nin pas ve küf hükmünde olan arzu-i hilaf, iltizam-ı tarafı muhalif, mazur tutulmak için kendi evhamına bir hak vermek ve evhamını bir asla irca etmek ve mecmun neticenin her bir ferdinden istemek. Bunlar nedir biliyor musunuz? Latife-i Rabbani pas, küfü zengeriymiş, zehiriymiş. Arzu-i ilaf abi dedi. Arzu-i ilaf nedir Davut? Muhalefet etmek. Arzu-i hilaf. Sırtını istiyor. Yani bu bazıları var. Şey gibi, yılan gibi sormak ben lezzet alıyorum. Arzu ediyor. Ters düşünmeyi. Ters adam ya. Ters adam, ters kadın, ters çocuk. Muzir yani. Ondan sonra şey vardı. Hiç unutmuyorum. Bazen böyle hırçın kalkardık çocukken. Annem derdi ki oğlum içer ekmek attı. Sürekli muhalefet diyebilir miyiz abi? Yani böyle menfisini düşünmek. Ondan sonra utanırdım. Sen hiç bakma. Yani arzu-i hilaf. Her şeyin tersini düşünmek. Anarşist. Veya negatif bakış açısı diye. Neyse o. İki. Evet, güzel. İltizamı tarafı muhalif. Muhalife taraftar olmak. Hep o. Hep o tiki tarafta.
Bunu 15. sözde kullanıyor. Diyor abi. Betmin odur ki diyor, suizan mümkün oldukça hüsnü zannetmez. Ha işte. Neyse. Betmin oymuş. Mümkün mü suizan? Hep suizan eder. Ne bu? İltizam tarafı muhalif. Muhalif tarafta iltizam eder. Hep orada. La dur da kardeşim ya bir doğ... Ya bir şey varı düşün ya. İyi düşünme ama varı düşün. Yok hep ters düşünüyor. Lan oğlum, kızım, eşim, kocam, kardeşim, oğlum. Tam da yani hep olumsuz olur mu bu kadar? Yemekler var. Her şey önünüzde. Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkada. Bak aç değilsin, açıkta değilsin. Tam da nedir ya? Nedir olduğunu o da bilmiyor. Doyumsuz. Temelinde ilahlık iddiası vardı ya, Hüseyin var ya. Yani çünkü hırçın asır. Çocukları diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hırçın olacak. Ondan sonra hırçın ve hayasız olacak. Yaşlılar emri bir maruf yapmazlar. Kadınlar erkeklik taslayacaklar. Erkekler ise hissiyat-ı nefsane cihetiyle kadınlaşacaklar diyor. Güzel düşünmek, güzel görmek, güzel düşünmek diyor mu usta? Güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünür, hayattan lezzet alır. Yani üstad hep böyle güzel düşünmek, güzel görmek, bunun anlamında biraz. Evet. Bunun zıttı gibi. Mazur tutulmak için kendi evamına bir hak vermek. Yani olumsuz düşünüyor evam. Yani hep böyle mazur edebiyatı yapıyor. Bu mağdur edebiyatı yapıyor. Ya siz beni anlamıyorsunuz. Ne anlayacağız kardeşim? 20 yaşında oldun, 25 yaşında oldun. Hala tembelsin. Evde anne babayla geçinir. Ben işte mehane demeyeyim. Git o. Yani suyu misal midir? Hukuk İslami'de geçiyor. Kötü misal değil. Kendini mehane dikilerle kıyas ederek ben tembel, orada tembelliğine kılıp uyduruyorsun. Git çalışacaksın kardeşim. Bak sokakta bilmem ne eroin çekiyorlar. Esen, sen de çek. Yani bu iş mi yani? Mani çok acayip. Gidiyor onunla kendisini kıyas ediyor. Yani evamını, kendi hususi şer dünyasını çalıp çırpıyor muyum diyor. Kumar oynuyor. Ucuk mu oluyor? Ne bileyim ne oluyorsa. Bir yerde temize mi çıkartıyor acaba? Aman ne anladıksa işte. Şu da var mı abi? Mesela tahripkar sözüyle, haliyle sen de beni kızdırdın ama diyor. Ya bir daha. Evhamını var ya, evhamını şurada. Şu. Yaptığı kendi yaşantısı, düşüncesi şer. 11'de kalkar. 12'de kalkar. Fok balığı gibi çalışmaz. Evde terör. Anarşizm. Hiçbir şey memnun etmez. Sofrayı tekmeler. Sofrayı tekmeler. Zaten 11-12'de kalktın. Getirdin mi bir şey? Var mı bu sofrada bir emeğin? O niye yok? Getirmedin de yok. Bu niye? Evamına bir hastaca. Yani hemen bir şey deyince size böyle çocuk lazım değil. Ot içseydim, bale çekseydim daha iyi olacaktı. Falanca akrabamın kumar oynuyor, ben oynuyor muyum? Kötü misal, suyu misal, İslam hukukunda misal değil. İnsan misal verirken pozitif misal verir. Falanca alim, sen niye alim değilsin? Bak adam senin yaşındaki makam sahibi. Adam çalışıyor, hayatı düzene girmiş. Senin niye hayatın yok? Ne lan bu? Pısırık. Git. Eserci, gitti hiç kardeşim. Ama evde anarşist. Niçin söylüyorum? Evamını, kendi olumsuz dünyasını bir hasta icra etmek. Gidiyor başkalarına kıyas ederek falancayı görmüyor musun? Tebrik istiyor bir de hocam. Kendinden evet. Kötüsünü gösterip tebrik istiyor. Yani ben hırsız mıyım diyor kumar oynuyorsam. Kumarına hırsızı göstererek meşrulaştırıyor. Mecmun neticesini her bir fertten istemek. Bu kim yapıyor biliyor musunuz? Latife-i Rabbani bozulunca böyle oluyor. Niçin yapıyor bunu? Latife-i Rabbani bozulduğu için.
Latife yaratan bozulmadı. Pas ve küfmüş. Pas ve küf muhakemat 110 111 eski muhakemat 136'da zenger diyor. Zehiri. Arkadaşlar Latife Rabbani'ye örtülürse, bozulursa bu anlattığım bu çocuğun derdi ne? Anarşist Latife Rabbani'si duman olmuş. Şey diyor lemalarda kuvve-i vahime şeytanın telkinatıyla konuşuyor. Bu artık şeytanın telkini olmuyor. Bu şeytanlaşmış mı oluyor? Mesela yanında namaz kılıyorsun. Kıçını koltuktan kalkıp kılmıyor. Amcası gömülüyor, video çekiyor. Mezarlıktan, gömülmekten daha ileri tesirli vaaz var mı? Video çekiyor. Evet. Şu anda 28.04.2004 amcam gömülüyor diyor. Bir de tarih atıyor videoya. Mezarın içini çekiyor Suat. Bu niçin? Bu niye böyle abiler? Niçin etkili? Latife Rabbani'nin bir pas, küf, zenger. Abi bir tanesi annesinin mi babasının mı ölüm anını müdahale edilirken canlı yayınlamış. Yani böyle selp şeker gibi kendi ağlıyor. Arkada da adam ölüyor, müdahale ediyor. Bunu yayınlamış yani. Allah Allah. Hastalık. Bir şey olmuş. Devam. İnsanlar delirmiş. Bu niçin olmuş? Latife-i Rabbaniye'nin pası, küfü, zehiriymiş. Ondan oluyormuş. Haşir meydanı ondan ne olmuş? İptal olmuş. Öyle bir endişesi yok. Adama gittim. Arkadaşlar, vallahi doğru söylüyorum. Elinde bomba patladı. Denize balıkları atarken. İki kolu gidiyor. İki gözü gidiyor. Bir kolu 0-5 duyuyor. Bütün kulakları gidiyor. Şey bir kulağı 0-5 duyuyor. Bütün diğer kulaklar bitmiş. Göz bitmiş. İki kol yok. Dedim ki dayı. Bir %5 duyuyor ya. Bağırıyorum tabii. Ya dedim. Teyemmüm buraya tuğla getirdi. Namaza başla. Namaza başladı. Ondan sonra. Karısı dedi ki ne teyemmüm dedi hoca. Ben dedi leğeni getiririm ben bunu abdest aldırırım. Yeter ki kılsın dedi ya. Hem de ben zevk alırım dedi hizmetten. 7-8 sene öyle yaşadı. Namaza başlamadı biliyor musun? Kardeşim bundan daha ilerinde ders olur ya. İki eli gitti. İki gözün gitti. İki kulağın gitti. Her şey bitti. Lan nerede medet? Peki niye böyle oluyor sorusu? Niye, nerede sorun var doktorum? Latife-i Rabbani pas, küf, zenger olmuş. Zehirlenmiş. Haşir meydanı iptal olmuş. Ne anlatırsan anlat. Geliyor senin hatırın için orada namaz kılarsa delikanlı. Sen olmayınca orada sabah namazına kalkar, şeye, işe gitmek için 4'te 5'te kalkar. 2 rekat farz kılmaz. Sebebi Latife-i Rabbani pas, küf, zenger olmuş. Zehirlenmiş. İptal gibi. Ne olur peki? Allah özel inayet ederse eder. Bilmiyorum. Peki başka bir özelliğine Latife Rabbani sıkıntılı olursa? Mecmuun neticesini her bir fert de istemek. Her zaman annesini, babasını veya karşıksını her zaman en mükemmel görmek. Bizde de var ya. Mesela ben bazılarına diyorum ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında iyi ki yaşamıyorsun. Abiler, Latife-i Rabbani'nin altını oluşturmaya çalışıyorum. Çekici misallerle. Hayatın içinden göstermeye çalışıyorum. Uzatmıyorum. İyi ki Resulullah'ın zamanında yaşamadın. Çünkü onda da kusur bulurdu. Çünkü Allah Resulü Miraç'taki halini, çarşı pazardaki haliyle, evdeki haliyle, namazdaki haliyle, yani en sonu her mertebede aramak. Latife-i Rabbani bozukluğundandır. Buldular mı abi ya? He? Buldular mı? Bulduk tabii. Çok önemli. Çok önemli. Bulduk. Sinir demek değil mi? Kusur değil. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hatice'sine gidiyor, Ebu Bekir'e gidiyor. Sıkılmış. Biraz sohbet et, rahatlat.
Lan kamu kamsenin giden zat nasıl sıkılmış? İyi ki sen Allah Resulü zamanında yoktun, kusur bulurdun. Yani usta zamanında. Ya bu adam mı, bu ihtiyar? Ey diyor, hakikat aramanları bunlar mı diyor, Risale'de geçiyor ya. Nerede onlar diyor. O zındıkları şey yapan hakikat kanalı bunlar mı ya? Ya bu adam ne yapıyor? İki ders yapıyor, şey yapıyor, okuyor. İşte niye anlatıyorum? Mecmunu, sonucu her harekette beklemek, en mükemmeli her davranışında, her sözünde beklemek, Latife-i Rabbaniye'nin pas ve küfründen ve zehirlenmesindenmiş. Vicdani değildir. Arkadaşlar, vicdanı zarar etmiş, vicdanında sıkıntı var demek, Latife-i Rabbaniye pas ve küfür var. Pas ve, yani bu. Bu metni nereden aldınız abi? He. Yok yok, metin bu. Muhakemat 136. Latife-i Rabbaniye pas ve küfür hükmünde olan arzu-i hilaf. Kardeş abi, yeni muhakemat 111. Arkadaş orada metin yok. Şey, benimle hiç alakası yok. Münazaratta zaten şöyle bir cümle var. Alemin her halinde hayrı mas olamaz. Ha bak. Harika. Kurban olayım ya. Yeni gelen bir saniye. Hayran oluyorum ya. Alemin her hali hayrı mutlak olur mu ya? Hayrı mutlak mı diyor, hayır mı diyor? Hayrı mas olamaz. Allah Allah. Masa hayır. Ama cennet olur zaten. Ya gübre olmayacak mı? Aslan olmayacak mı? Savaş olmayacak mı? Zıttan ya. Kardeşim düşe kalka gitmeyecek miyiz ya? Hasta olacaksın, düzeleceksin. Asabi olacaksın, bir şey yapacaksın. Evde bağıracaksın, düzeleceksin. Ama standart bir hayat olmayacak ya. Standart bir hayat olur mu? Ya meleksin, ya şeytan, ya da sığır. Ya da sığır olacaksın. Dalgalı dalgalı. Yeğen bir misal vermişti bana, şey gösterdi. Ama böyle bir tane maille bir yer bir akıyor adam. He ama o gösterdi videoyu. Aynı uzunlukta maille ama inişli çıkışlı bir şey. Geçen hafta çizdiniz abi. He. Çizdi. İkisini doktorun bir yer koyuyorlar. 25 mi? 25. Bu iniş çıkış var ya, iniyor çıkıyor. Neredeyse 1/3 onu geçiyor. Yukarıdan aşağı bırakınca o daha hızlı gidiyor. İnişli çıkışlı. İnsan da inişteki çıkışlıdır. Alemin her yerinde hayrımaz olmaz. Ama yani Mehmet'in her şeyini her davranışında beklemek. Aa Hasan abi bana bunu nasıl dedi ya? Değer insandır. Her konuştuğumuz, her davrandığımızı, kendi şahsımızı belirlemez ki ya. Sen her söylediğini, her konuştuğunu düşünerek mi söylüyorsun? İnsanız da Allah Allah. İnsanlığın bozulmasının son mertebesi gibi yani. En son. Yani bunlar 1, 2, 3, 4, 5 tane. Sıkıntılı. Başka okuyorum. Rum 4 havasının zişur şıkkının nihayet hududu. Rum nedir abiler? Zihayattır. Zişurdur. Kanun emridir. Vücud haricidir. Latife-i ruh kendisini ruh vicdanla dışarı ediyor ya. Peki ruhun hangi sıfatı? Zişur. Yani zihayattır, zişurdur, kanunen vücud hariç. Zişur. Zihayat nedir? Histir. Kanun emri nedir? Zihindir. Ruhun kendisini dışarı ederken. Vücud harici de iradedir. Anladınız mı o vicdandaki vicdanı söylüyorum. Ama ruhun zişur sıfatını dışarıda kim temsil ediyor? Vicdandaki Latife-i Rabbaniye. Bunlar çıkıp oradan çıkartırız ha. Oradan çıkarttı. Bu düşünülerek olacak şey değil ki ya. Başka. İnsanın manevi tarafı kalp. Kalbin manevi tarafı vicdan. Vicdanın manevi tarafı Latife-i Rabbaniye'ymiş. İnsanın manevi tarafı kalp. Kalp böyle iki tane ayak üstünde durur. Vicdan, dimağ. Mazhar isyan, makesi efkar. Kalbin maneviyatı nedir? Vicdan.
Oradan beslendiği için. Alemi gayb ve şehadete nüfus eden nedir? Dima. Ha, kalbin manevi tarafı gaybı buraya taşıyan kalp penceredir. Seyredim vicdan. Vicdan hangisi? Kulak mı? Ses geliyorsa kulak çıkarırım camdan. Bakarsam şey, kokuysa burnumu götürür. Haşir meydanını seyretmek istiyor. Haşir meydanını seyreden Latife Rabbani. Yani kalbin dünyada maneviyatı bununla besleniyor, vicdaniyatıyla. Vicdan. Vicdanın da maneviyatı Latife-i Rabbani. Abi o zaman insanın manevi tarafı netice itibariyle Latife-i Rabbani özde, temelde yani en mikro seviyede. Yani tam kalp ama ruh daha değişik. Yani mesela niye diyorum? Yani Latife-i Rabbani o kadar anlatıyor ki ruhu da geçti demeyesiniz. Ruh başka bir şey. Bu makamda yani, bu makamda... Ya kalbin manevi şeyi, dışsalı. Yani ruh kendisini vicdanla dışarıya eder. E başka? Dışarıdan içeriye vicdan yoluyla alır. O zaman abi nispeten işte kalbin de vicdanı beslemesi var ya, bu da maddi tarafı olur. Ruh ise maddi tarafı kalb ile beslemiş olur. Bunu da demiş olduk yani. Evet. Besler. Maddi olarak. Yani bu bildiğimiz maddi cinsinden değil de. Ruh müstakildir. Nispeten birbirine. Zihayattır, zihşurdur, kanun emrici. Başkadır o. Zata bakar. Haşi medana falan bakmaz yok. Ruh, kulü ruhu min emri Rabbi. Çok kralmış. O. En yukarıda ruh. Tabi tabi o şey. Ama dedi ki, yani müdür ama, genel müdür ama müdürleri de var da, alim şahadete, haşir meydanındakileri de bir bileyim der. Genel müdür de ki, müdürü çağırır, personel müdür. Ya bana bak, şunun hakkında bir araştırma yapsana, getir bana. Ha, haşir, ruh diyor ki vicdana, haşir meydanı hakkında bir bilgi versene, getirsene bana. Ondan sonra haşir meydanı hakkında şudur, budur, budur, şunu soracak, bunu soracak. Ruh ona göre sultandır, tedbirini o alacak. Yukarıda, 23. sözde geçiyor ya. Efendi yukarıda diyor. Başka bir yerde mesela akıl, fikir, ruh, hayale bindi. Evet. Onun gibi yani. Evet. Yani ruh 23. sözde diyor ya. 23. sözde bir baktım ki bina bomboş. Herkes dışarıda. Öteki binaya gittim baktım. Bina sakin. Herkes işini yapıyor. Sultan da yönetici de yukarıda. Yönetiyor. Ruh böyle. Kalp de üstün. Vicdan da. Vicdan haşir meydanı ya. Kalp arş. Bizdeki karşılığı. Ruh arş aza. Farklı şeyler. Haşir meydanı merak ediyorum. Latife-i Rabbani pas ve küfünden sıyrılırsa işte bozulursa bunlar olur abiler. Şu beşten arzu-i hılap vesaire. Latife-i Rabbani böyledir. Ne diyoruz biz bunu halk arasında? Vicdansız adam ya. Hiç vicdanın mı yok ya? Evin huzurun kaçırdığında. Hiç vicdanın sızlamıyor mu? Darmadağın ettiğinde şimdi çekip gittin. Vicdanın korusun seni. Veya ondan sonra tartı yapıyor. Şey arıyor. Biber. Doldurdu. Buyur abi diyor. Yukarıdan aşağı tartıya bırakıyor. Bir kilo 20 gram, 200 gram diyor ama 200 gram da bizden. Yukarıdan aşağı bıraktı. 800 gramı 400 gram basınçta yaptı. Oysa sana 800 verdi. Bir de minnet ediyor. Nasıl? Vicdansız. Yani Latife-i Rabbani pas. Küf. Şeceri hilkatın haritasıdır. Bütün kainatın hulasası ya. Ruh. Bütün kainatın hulasası. Benim filmi bitti. Bütün kainatın hulasası. Yani vicdanı ruhsuz düşünmeyin. Vicdan nedir? Ruhun dört havasıdır. Yani ruh vicdanı kullanıyor. Dört havası, vicdan dört ana sırrı diyor ya. Ha. Şimdi haşir meydanında Cenab-ı Hakk'ın konuşmasını, ikazlarını duyuyor ya. Sanki kabu kalpsende ruhun Allah ile konuşması, kelamına ve rüyetine mazhar olması gibidir. Ruhun kabu kalpsendeki Cenab-ı Hakk'ın kelamına
ve rüyetine mazar oluyor ya Miraç'ta. Ha, vicdan da haşir meydanındaki kabı kafsen gibi. Allah'ın konuşmalarını onunla duyarsın. Allah herkese konuşur. Rabbinin, ama bazılarının latif... Rabbinin konuşmaları. Rabbinin ha. Rabbinin konuşması. Ama bazılarını Allah konuşur. Rabbi. Fakat Latife Rabbani cevap verir. Ya Rabbi, ulaşılamıyor. Başkasına diyor ki, Ya Rabbi kapsam alanın dışındadır. Bazılarının Latife Rabbani'si diyor ki vicdanı, Ya Rab seninle görüşecek zamanı yoktur. Bazısına diyor ki Latife Rabbani, Ya Rab seni bloke etmiştir. Seninle işi kesmiş. Bu düşman oluyor değil mi? Evet. Emekli olduktan sonra kılarım namazı. Oruç tutarım. İşte Latife-i Rabbaniye'nin. Evet çok güzel. Başım Allah'ın kulübiyem sırrı. Latife-i Rabbaniye'nin. Ha işte. Kulübiyem kalp yani. Kalp ama yani. Bunun gibi. O Latife-i Rabbaniye zarar görürse doktoru. Alakum. Hatam Allah ala kulübiyem. Yani artık ahiretmiş. Haşir meydanıymış. Namaz varmış. Allah hesap soracakmış. Hak hukuk varmış. Hiç. Hiç. Mesela uygulayayım. Allah soracak. Şer'e taraftarı olma. CHP'nin yanında olma. Siyaset demiyor. Sen bana söyle ki. Yerel seçim var. He? Yerel seçim var. Evet. Aa, sen bana söyleyeyim. Sen bana de ki dinin hükmetmediği bir yer varsa orada dini kullanma. Tuvalet dediğin var mı? Var. Nasıl gireceğin yok. Dağların yürüdüğüne din var. Semanı genişletiyoruz din var. Senin en önemli tarafkirliğini belirleyeni din yok he orada. Eşyayı nasıl gireceğin var. Eşyayı çıkarttığın zaman diyor. Besmele çekin nasıl diyor. Yoksa cinler giyer. Mesela akşam çamaşır çıkarırken. Bak ben onun tokatını yedim. Ayakta böyle çamaşırını çıkarma. Kibirli kalabildi. Otur çıkar. Ne oldu benim? Ayağım büküldü almaya. Şimdi oturarak tam sallamıp yatağı yaslanıyorum ama böyle çıkarıyorum. Niye diyorum? Niye bunu çarpıcı misal veriyorum? Dinin hükmetmediği yer var mı? Mesela diyor ki insanın diyor en şer doldurduğu kap diyor midesidir diyor. Oraya kadar hükme diyor. Şimdi tarafkirliğini de hüküm getirmeyecek. Ya. Görürsün orada. Haşir eğer pas ve küf olmasaydı bunu yapamazdı. Latife-i Rabbani'si çalışsaydı bu olmazdı. Sorun nerede abiler? Tarafkirliği Latife-i Rabbani'ydi. Vicdani sorun Latife-i Rabbani'nin pas ve küfünden. Abi ama Üstad Risale'de genel seçimler demiş, belediye dememiş diyordu. Tabii. Genel bir şey demiyor ki. CHP'yi koymuş. Çeceğe dikkat edin. Salih... Çeceğe dikkat edin. Haritasını bir açıklar mısın? Açıkladım abi. Tamam. Dedim ki ruhun kab-ı kavseni gibi şeceri hilkatte de sanki o Allah konuşuyor ya haşir meydanında. Şeceri hilkatin haritası yani ruh rüyetine, şey kelamına ve rüyetine mazar ya Miraç'ta. Son. İnsanın da hususi dünyasının sanki kab-ı kavseni yani Allah onunla konuşuyor vicdaniyatıyla. Şimdi harita olarak ben şey bir bağlantıyı kuramadım ben. Harita derken burada harita yol gösteren gibi mi? Evet. Yani haşir meydanının haritası. Haritası. Sen evet. Öyle de. Sani'nin ilan edildiği yer. Allah ilan ediliyor. Akıl tatil eşkal etse vicdan susmaz. Sani'ni ilan eder. Nereye? Kendi aleminde kalbe. Mesela akıl tatil eşkal etti. Vicdan durmaz. İlan ediyor da ona bir muhatap da lazım değil mi burada? Hani işte kalp bile mi görecek bu sefer? Kalp veya şeyi zorlayacak. Aklı zorluyor. Mesela Hristiyan mürtet olmadığı için şeyi çalışıyor. Vicdanı çalışıyor. Müslümanla yürüyüş yapmasa Gazze'de ama
Hristiyan yapıyor. Hmm. Latifesi çalışıyor. Amerika'da niçin? Niçin? Çünkü bizdekiler mürted. Oradakiler kafir. Örtmüş. Latife-i Rabbani'si var mı? Kısmı var. Ne yapıyor? Hadiselerle uyanıyor. Biraz fazla oldu. İmanın nurudur. Of. İmanın nuruymuş. Ziyası değil. İmanın ziyası kalptedir. İmanın nuru Latife-i Rabbaniye'dedir. Rab konuştuğu için. İsa Aleyhisselam demiş ya, o Tanrı varken sözden başka bir şey yoktu, söz. Kelam. Ha şey, kelam. Kelam vardı diyor. Bizde söz. İşte haşir meydanındaki küçük şey, o aslında Latife-i Rabbaniye. Sizinle Rab konuşur diyor kelamla. Rab sizinle konuşur. İşte bu. İmanın nurudur, hakikatıdır. Mahiyeti değildir. Haşir meydanındaki maneviyat, manevi hayatımızın ruhudur. Haşir meydanı manevi hayatımız ya, onun buradaki ruhudur. Ya arkadaşlar, şaka geliyor. Ama hiç merak etmez bir insan. Haşir meydanı nasıldır? O gözlerin ters döneceği, terle insan boğulacağı, güneşin bir karşılayacağı. İşte bu işte. Vicdan. Abi şöyle diyebilir miyiz o zaman? Ruhta şimdi istidat çekirdeklerimiz var. Bu istidat çekirdeklerin kabiliyete dönmesiyle, kişinin inşasıyla oluşan Latife-i Rabbaniyesi oluyor. O aynen öyle. Çok güzel. Güzel ifade etti. Bir daha söyler misin hocam? Ruh. Ruhta yazılım var ya, istidat. Evet. Söyle. Şimdi insanda ruh en yüksek mertebe dedik. Onda istidat çekirdeklerimiz var. Devam. Bu istidat çekirdeklerini her bir kişi kendi hayatıyla, fiilleriyle, itikadıyla vesaire kabiliyete dönüştürüyor, aktifleştiriyor. O aktifleştirmesiyle manevi hayat oluyor. O manevi hayat da Latife-i Rabbaniyesini evet. ifade ediyor. Ne kadar canlı? İç alemdeki manevi hayat. Evet. Arkadaşlar, ruh ise Allah ile işi var. Ha böyle ayna, Allah ile işi var. Ama vicdan bizim iç alemdeki manevi hayatımız. Hasan abi, o şey arkadaşın dediği ruhtaki latifeleri aktifleştirme, inşaat ettirmeyi Latife-i Rabbani mi yapmış oluyor? Latife, yani ruhta istidat var ya yazılı. Evet. Bu ruhta hepsi sultan ya, geneldir. Mesela en üst makamda olan hepsini cem eder ya. Evet. Ruh cem etmiş. Şimdi vicdan nedir? Haşir meydan numunesi. Onun hakkındaki istidatları kabiliyet olacak. İnkişaf etmesi lazım. İşte kabil uyanmış. Yani alemi gayttır haşir. Uyandığı kadar kabiliyetlerimiz uyanmış. O manevi hayatımızın latifesi işte. Maneviyatımızı aslına bağlayan müşahadetullah'a muvaffakiyetlerin tahakkuk ettiği. Vazifesi neydi Latife-i Rabbani? Müşahadetullah. Değil mi? İradenin ibadetullah. Hissin, zihin marifetullah. Hissin muhabbetullah. Latife-i Rabbani müşahadetullah. Yani vazifesini görüyor musunuz? Müşahadetullah. İyi ki böyle dedi. Ben bunu peki ruhta da var değil mi? Müşahadetullah ruhta da var daha üst bir mertebede. Tabii tabii. Bu haşirdeki şeyde, Rabbi. Orada evet. Ruhiyetullah var. Ruhta Ruhiyetullah var da burada Müşahadetullah var. Bu Rabbi. Haşir meydanındaki Rabbi. Peki bunu niye işleniyor? Yani bunu öğren ki ruhta daha iyi beceririz. Hani vicdandaki Rab. Haşir meydanındaki Rab. Vay be, çok tuhafıma gidiyor. Latife-i Rabbaniye'nin vazifesi Müşahadetullah. Biraz böyle güneşle bizim aynadaki gördüğümüz güneş, kendi aynamızdaki güneş gibi mi diyeceğiz? Öyle, öyle bir şey ya. Müşahadetullah. İmanın lambasıymış. İman içindeki içindeki o yanan şey var ya, lamba var ya şişe. Eski 14 numara, 7 numara lambalar evet. var. O cam vardı. Evet. Çok büyüdük biz onunla.
Ha. O aynı cam var ya cam. O cam içindeki nuru çok dağıtır. Genel yapar. Onu çıkarırsanız lamba etrafını aydınlatır. Mum. Ama lambayı koyarsa o dağıtır. İşte Latife-i Rabbaniye imanın lambasıymış. Bunun gibiymiş. Çok acayip değil mi? İmanın nurudur. Ziyası değil. Yeri arş-ı azamdadır. Nurudur dediği zaman bu manayı mı anlamamız lazım abi? Dışsaldır. Dışsal tarafına mı anlamamız lazım? Dışsal nurdur. Tamam. Enfus tarafına ziya. Ziyasıdır. Ve şemse ziya ve kamera nura var ya. Yani şemsten ziya gelir, kamerden bize nur gelir. Yani ziyayı alır, değiştirir, dönüştürür, bize o kendi fıtratına uygun gönderir. Yani Latife-i Rabbani bizzat Rabbul Alemin'e haber vermez. Evet. Rabbim'den verir. Rabbul Alemin'den ancak ruh. Rabbul Alemin'den Latife-i İnsaniye. Yani biraz da üstün, evet. Evet, Latife-i İnsaniye olması. Yok, biraz da üstün. Ruhtaki, evet. Latife-i İnsaniye'de kalpte çünkü. Evet. Değil mi? Yani Rabbul Alemin çok değişik ya, ruhun en kemal mertebesi. Yeri... Ene diyemez misin abi? Ene diyemez misin ya? Rabbul Alemin'den bir şey yapar. Yani Rabbul Alemin ene aynı darlığı. Ama arş-ı azama kadar çıkar mesela. Ruh evet. Dersen arş-ı azama kadar. Yok, ene de yine kabuk kendi Rabbine giremez ama. Şey, ruhla kabuk kalbisine giremez ki. İşte ruh da bitiyor ya. Kabuk kalbisen. Kabuk kalbisen imkan vücuba giriyor. Kim giriyor? İmkan vücub. Kim giriyor? Ruh. Ondan sonrası kim? Ruh kabuk kapsayına kadar nüfus ediyor. E mahluk olan bütün harita ruhtur. Kabuk kapsayın haritası ruhta. Şey ama yok. Ene yok. Ene yok. Ruhta yok o. Enin arkasında. Ha, mesela zattan haber vermekle Rabbul Aleminden haber vermek çok arasında fark var değil mi? Evet. Ene o zaman zattan haber veriyor diyeceğiz. Yani ene zattından veriyor, ötekisi Rabbul Aleminden veriyor. Tamam. Yani alemlerin Rabbi. Ama vicdan ise benim hususi Rabbim yani. Konuşması. Haşir meydanındaki. Cenab-ı Hak herkesten konuşacak. Kalp telefonuyla dediğimiz o zaman Latife-i Rabbani'den olan konuşma. Öyle diyor zaten. Ölen abi, Allah Teala biz de olaylar sebebiyle bu alem-i şehadette konuşuyor. Onu dillendiren mi Latife-i Rabbani oluyor? Allah Teala'nın o bizimle konuşmasını burada dillendiriyoruz. Latife-i Rabbani. Yani orada konuştuğunu şimdi istemez misin benimle konuşsun Allah? Rabbim konuşmasını istemez misin? Yani haşir meydanda konuşacak Rabbim. Şimdi konuşsun benimle. Yok şöyle, olaylarla hani Allah Teala bize terbiye ediyor ya. He. Kaderimizde, kainata baktığımızda biz bir terbiye oluyoruz. Bizimle konuşuluyor. İşte bu konuşulan yön mü acaba yani? İlhamı? Herkesin Rabbi işte. Haşir meydandaki Rabbi. Rabbul Alemin değil. Haşir meydandaki Rabbi. Konuşuyor. Onun için vicdansız diyoruz. Veya vicdan, vay be, ne vicdanlı adam. Ne dolu o. Usta diyor, vicdanını dinleyesiniz. Vicdanını dinlese... Abi şimdi hani bir şey, ele bahsinde de geçen o aklı evvel mevzusu var. Yaratmış ve bırakmış Allah. Bu Latife-i Rabbaniye'nin canlılığı aslında şunu da şey yapıyor, ispat ediyor. Allah bizzat faili muhtar her yerdedir. Ve her zaman konuşuyor. Her hadiseyle konuşuyor. Evet. Bırakmıyor. Evet. Allah paketi verdi. Ne yaparsanız ne halim varsa görüyor. Her hadisede konuşuyor. Mesela ben bunu yapamam. Kırmızıda geçemem ya. Vicdan azabı niye çektin? Bak o fren yaptı adam. Allah işte konuştu. Yanlış yaptın Davut. Ama Latife-i Rabbani'si bozuk olsa, pas küf olsa hiç etkilemez. Hii yapar. Namaz için okunuyor.
Yanında kalıyor, oturuyor, telefonuyla oynuyor. Latife Rabbani, sıkıntılı. Rab yok onda. Yani Allah konuşmuyor onunla. Allah ona küs. Anladın mı? Allah ona küs. Ya çok büyük bir itiraz aslında. Bak orada kılıyor anne babası veya başkası. O telefonla oynuyor. Niye kılmıyorsun sen? Sabah işe gitmek için o saati kalktın. Çünkü Allah istemiyor huzurunu. Allah herkesi huzuruna almak istemez. Allah sana küs. Osman belki de canlı yayında. Dün dedi ki biz dedi şeydeyiz. Bahattin Şah'ın Nakşibendi Hazretleri'ni ziyaret etti Özbek. Zahir'de bunlar gitti değil mi? Hayır. Bahattin'de kim? Doğru, Zahir'de bunlar gitti. Hakikaten nedir? O seni çağırmasa gidemez. Onun gibi. Allah seni bıraktı. Kendi haline bırakınca kendi derdini kendin çözsün. Peki bir şey söyleyeyim. Bak şimdi bir şey söyleyeyim. Çok ağırdır. Çok ağır. Arkadaş, sıkıntımız var. Yani olaylar var da ailevi olur, normal ticaret olur, kardeşlik olur. Burası çok önemli. Peki ölçü nedir abiler? Çözümlemede formül şeriattır. Evlilikte, boşanmakta, ticarette, kadın karı koca münasebetlerinde, baba oğul münasebetlerinde, aile hayatında ölçü nedir? Şeriat. Değil mi? Adam dindar gibi gözüküyor. Namaz kılıyor. Oruç tutuyor. Ders yapıyor. Derse gidiyor. Ne bileyim. Ama bir şey olduğu zaman hep çareyi başka yerde arıyor. Yani çözümü şeriata göre yapmıyor. Niçini söyleyeceğim. Ya diyorsun ki bak böyle. Boşanmakta bir tanesini dedim ki boşanmakta senin hakkın yok. Malının yarısını ortak. Böyle bir şey kanun yok ya. Böyle bir şey yok. Yok diyor ben yarıya kadar şey yapacağım. Böyle bir şey yok kardeşim. Mehirden başka hakkın yok. Bir de özel anlaşma varsa vesaire. Niye böyle oluyor? Niye külan beylilik taslıyor? Niye hiçbir ölçüye gelmiyor? İpe sapa gelmiyor? Çünkü 26. lemada geçiyor ya şey sözde. Allah unuttunuz değil mi Allah şeriatını? Allah da bir ceza veriyor. Sizi size bırakmış. Külliyatta bir Allah darılır tabiri var abi. Var mı? Küsel. Allah Allah. Umut Bey Şamiye'de geçiyor abi. Allah Allah. Allah darılır maksudunun zıttıyla mücazat yapar diyor. Mücazat eder. Evet. Ya. Peki nedir o? Niye böyle oluyor abiler? Geleyim buraya. Çünkü Latife-i Rabbani, pas ve küf, zenger. Zünger mi dedi? Zenger. Zehir. Sebebi, Latife-i Rabbaniyesi sıkıntılı. Pas tutmuş, oksitlenmiş, buji ateşleme yapmıyor. Motoru da çalışmıyor, tekliyor. Oksitlenmiş. Çok korkunç. Mesela bak, şurada namaz kılıyorlar. O da telefonla oynuyor. Kalkmıyor. 3-4 defa söylüyorum. Niye? Çok etkilemiyor. Niye? Senelerce bununla uğraştım Mehmet. Latife-i Rabbaniyesi konuşmuyor. Allah ona kendisini bırakmış. Abi bu 4 harfeden tanesi bu mu? Evet. Allah evet. Unutanlar gibi olmayın. O size... O zaman cezası da sizi unutturdu. Evet. Hasan'ım o kadar korkunç ceza ki sıradan zannediliyor. Ruha aşağıdan neyse Latife-i Rabbaniye'ye de haşir meydanı böyle. Çünkü perdesiz Rabbin. Ruha aşağıdan neyse. Evet. Ruha aşağıdan şeydir. Evet. Arş-ı Azam'ın kulağı. Peki vicdan neydi? Ruhun 4 havasıydı zaten. Evet. Vicdan nedir? Ruhun 4 havası. Vicdanın anası elması yani. Müstakil değil, ruhsuz düşünemezsin. Ruh da arş-ı azam olduğu gibi haşir meydanın arş-ı azam işte bu. Abi hani kendini kendine vuruyor. Belki siz daha önce anlıyordunuz ama
Ben de şimdi oturdu ya. Hep dışarıyla alakadar. Telefona bakıyor, şeye bakıyor. Kendini unutmuş artık. Kendisinde değil, kendini unutmuş. Biraz detaya boş. Evet. Yani nasıl biliyor musun? Niye bakabiliyor biliyor musun Erdinç'e? Ezan okunuyor. Annesi babası kardeşi namaz kılıyor. Görüyor önünde. Abone. Zannediyorsun ki görüyor. Zannediyorsun ki ezanı duyuyor. Allah diyor ki onlar sağır olmuş, kör olmuşlar. Ama namaz kılanı görüyor, belki divane olmuşlar. Bu hakikati duymuyor, görmüyor, anlamıyor diyor. 19. söz. Sağır olup kör olmuşlar, belki divane olmuşlar ki bu hakikati duymuyor, görmüyor, anlamıyor. Çözümü ne? Zannediyor musunuz ki anne babası, kardeşi namaz kılarken, bu telefonla oynarken, biz namaz kılarken o görüyor, görmüyor. İnan görmüyor. Bir tanesi bana ne dedi biliyor musun? X. Abi dedim, neyse teferruatı. Ya niye? Kardeş dedi, merak etme. Allah'ın, Allah korumasına gireni sokakta dolaşsa bile görmezler onu. Allah onu göstermez. Gösterse de farklı gösterir. Göstermez. Farklı gör. Şu dolaşanların hepsi insan zannediyor. İnsi ve cinni şeytan diyor. İnanın bana, hep orada duruyorum ya, annesi babası kardeşi namaz kılıyor, bu telefonla oynuyorsa, itimat edin, görmüyor, anlamıyor, duymuyor, aa namaz kılıyor. Oğlum kızım bizi görmüyor musun? Ha baba. Görmüyor kardeşim. Sağır olun, kör olmuşlar, belki divane olmuşlar ki, bu hakikati duymuyorlar, görmüyorlar, anlamıyorlar. Görmüyor. Sebebi Latife-i Rabbaniye, pas, zünger, bir de şey, pas ve küf. Pas ve zenger. 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 Görmüyor. İnan duymuyor ezanı. Ezanı duymuyor. Anne babanın orada namaz kıldığını görmüyor. Bizim namaz kıldığımızı görmüyor. Ezanı duymuyor diyorum. Ezanlar caminin minare şerefesini su deposu zannetmiş. Mahallenin. Ezeli ve ebedi Zat-ı Zülcelal'in aynı izi şuuruymuş. Ezeli ve ebedi Zat-ı Zülcelal'in şuurlu bir aynası. Allah onunla konuşuyor. Ezeli ve ebedi. Yaşamamış. Ben olumsuzu seven insan değilim. Sevmem. Olumsuzu da sevmem. Olumsuz insanı da sevmem. Olumsuz dayanı da sevmem. Ama bu kadar olumlu, bu kadar çare arayan, bu kadar yırtılan ben, ya bu insanlara bir çıkış yolu bulayım. Vallahi namazsızın kurtulacağını, fetret değilse, çocuk değilse, deli değilse, eğer teklifi yüklenmişse, vallahi namazsızın kurtulabileceğini görmedim. Ezeli ve ebedi bir zatın aynı izi şuurudur. Yani onunla bize konuşup bizi şuurlandırıyor. İç alemimizi onunla. Mesela dedi ki, yatıyorsun, ya ben buna hak etmedi ya, hak etse bile dememem lazım ya. Bunu niye dedim? Ya telefonu versene, bir telefon, özür dilerim. Bunu yapan Latife Rabbani'dir. Peki adam Allah'a küstürmüş, telefonu değil bedeni kaldırmıyor. Sen bir şey söyledin, telefon edip özür diliyorsun, hakkını helal ettiriyorsun. Adam Allah'a küstürmüş, Allah küser diyor Hutbe-i Şam'da, öyle mi abi? Evet, Allah bağırılıyor. Kaçın sayfada ya, merak ettim yani. 139 abi. 139. Vay, vicdandan, vicdan 136 değil mi, 139? Devamlı. Vay be. Allah Allah, Allah darılır. Şer, darılır. Ama yarabbim ya. Acayip oldum ya. Şimdi bir tuhaf oldum ya. Ezeli ebedi deyince bir tuhaf oldum ya. Alemim değişti şu an. Allah Allah. Ezeli ve ebedi biliyor musun? Geri dönüş yok. Ali Rıza diyor ki, Allah selamet versin. Çok iyi bir kardeşimiz. Abi ne olur dedi, benim olduğum yerde ezeli ve ebedi deme dedi. Niye? Niye? Abi çok ağrıma gidiyor. Ezeli ve ebedi kaybetmek var ya. Kaldıramıyorum dedi. Allah
ezeli ve ebedi. Telafisi mümkün mü? Yok. Abi ben düşünceye dalıyorum, ölüyorum dedi. Onun çok, için çok olduğu yerde demiyorum. Allah selamet versin ya. Ya çok ağır geliyor dedi. Anlamış. Tabii çok. Başka? Nihayetsiz derecede nazik ve letafetli bulunan zişur bir sır insani bizzinur bizzinur Latife-i Rabbani'ymiş. Bak, nihayetsiz derecede Latife-i Rabbani'ymiş. Nihayet derecede latifmiş. Nazikmiş. Ezeli ve ebedi zatın seninle konuştuğu için zişur sende sır insaniyi de aktif ediyor. Ne kadar büyük bir nimet değil mi aynı zamanda? Arkadaşlar şu dersler, şu namaz, şu Risale'nin talebi olmak. Ya Rabbi, Allah'ın hatırını alma ya Rabbi. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı alma Allah'ım. Alma Allah'ım. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki değeri, kıymeti hatırına. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanının hürmetine. Bu davayı, bu durusu Kur'an'da bize ayırma. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı alma ya Rabbi bu davayı. Allah'ım bu dava ile, unvanı ile teris olmayı nasip eyle. Amin. Üstad öyle diyor. Bu unvanla, talebi ulum unvanı ile teris olmayı nasip eyle ya. Çok ağrıma gidiyor ya. Benim muafam acayip oluyorum. Ezeli ve ebedi deyince. Yani neyse şimdi. Boş. Bir şey söyleyebilirim. Sessiz olduğuna bakma. Oradaydı zaten. Dayanamadım Hasan abi. Yani ben bendeki uyananları bir parça anlatmak istiyorum. Ruh Hasan abi. Latife-i Rabbaniye ruhun bende namusu dönüştüğü yer gibi ben anlıyorum. Aynen. Doğru söyledi. Ruhun bize dönüşmesi. Ruh zat ayna ya. Vicdan haşire ayna. Peki vicdandaki latife Rabbim. Peki ene Rabbul Alemin'de haber veriyorum. Doktorum bir şey mi diyeceğim? Yok bir şey diyeceğim. Tamam. Ya. Allah Allah. Ya hep bizde mi ya bunlar? Hep bizde mi ya? İnsan ne? Ha bu kutuya neler koymuş ya? Madde de olup madde olmayan. Lugatta öyle geçiyor latife. Maddeye taalluk etmiş madde olmayan. Maddeyi aktif eden latif. Yani çok şükür ya. İyi ki tulab-ı Kur'an olmuşuz. Talebe olmuşuz Kur'an'a. Ben size diyor kendime talebe yapmıyorum. Kur'an'a talebe yapıyorum. Kur'an'a. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Ben de talebeyim diyor. 48 emir daha bir. Okuyorum abi. Gelecektekileri müşahede ederek hisleri aktarır. Of. Bakıyor. Böyle yapayım. Vicdan. Şu pencere kim? Kalp. Baktı. Duydu. Kopladı. Tamam. Dokundu. Hepsi farklı ya. Haşir meydanını görüyor. Uyanma nispetinde. Geliyor buraya aktarıyor. Latife Rab. Haşir meydanı. Herkes uyanık vicdanını dinlese Allah ne soracağını bilir. Bana vallahi bilirim. Bilirim bana neler soracağını. Hep dua ederim. Allah'ım sorma. Allah'ın hatırına şunları şunları sorma. Sorma. Sizinkilerin de sormasın. Sormasın. Sizi sevenleri, sizi sevdiklerinizi de sormasın. Peki bu dua kabul mudur? Allah kabul edilmeyecek duayı mümin kulunun ağzına vermez. İmam Ali radıyallahu anh, Hazreti Osman radıyallahu anh bu hadisi naklediyor. Allah bir kuluna tövbeyi nasip etmişse onu affetmeyi murat etmiştir. Hazreti Ömer diyor ki, af edilmekten endişe olma, endişe etme. Dua edememekten, tövbe edememekten endişe et. Allah bizim gibi değil. Allah tövbeyi sever, hem de çok sever.
Ya Rab beni ve hepimizi, anne babalarımızı, dostlarımızı affeyle ya Rab. Amin. Şu dersleri elimizden alma. Vay be. Şimdi bak, geleceği buraya taşıyor. Onun için kalbi uyanık olan ferasetli olur. Ahirette böyle. Sanki görmüş gibi. Bir tanesi yazmış. Mecule yazmış. Ya Melaike'yi anlattık ya şeyde Perşembe. Dün akşam da anlattım. Mikail Aleyhisselam vücud alicisi ya toprak. Ya diyor sanki görüyormuş gibi anlatıyor diyor. Ya kardeşim Risale-i Nur şuhut derecesinde. Yani ilmel yakin ama hakkal yakin seviyesinde ilmel yakin. Kardeşim şu toprak, bu toprak değil ki, gözüktüğü gibi değil ki asfalt. Kainatın kalbi. Kainatın kalbi. Aklı Cebrail. Hayat İsrafi. Vücudu Mikail. Ruh Azrail. Bunu mu ekili 512? Toprak nedir dedim. Ağaçlara söylüyor. Meleklerin libası, hanesi, yuvası, mescididir diyor. Topraklara mı ekili olanın diyor. Meleklerin genel naziridir diyor Mikail Aleyhisselam. Genel. O zaman kimdir bu vücut toprak? Mikail Aleyhisselam'ın cesedidir. Vücut haricisidir. Vefat edince ben nereye giriyorum? Allahsız mı düşüneceksin? Meleksiz mi düşüneceksin? Ya onun sinesini giriyorum. Peki İsrafil Aleyhisselam burada? Hayat. Onu kullanıyoruz. Sinesine giriyoruz. Toprak. Mikail Aleyhisselam. Peki kafir ne olacak? O da malik. O da formatı değişik. O da malik olacak. Malik kimdir? Cehennem vekili. Kim merak ediyorsa Allah kimse başına vermesin. Bu çok etkiliyor beni ya. Gelecekteki müşahede ederek hisleri aktarıyor. Öyle. Allah Allah. Buna biraz veriyor şimdi. Rüya benziyor biraz. Başka ilhama benziyor biraz. Sunuğa, tuluata benziyor biraz. İşaret rumuzata benziyor. Bunlardan çok ileri. İlham ya. Tefekkür öteleri bu taraf etmek ya. Tefekkür, mane yürümek, verilen cevap Allah'ın onaylaması. Latife-i Rabbaniye orayı buraya diyor ya. Orayı buraya diyor. Gayb bir şey yok ki artık. Gayb bir şey yok. Gelecektekileri müşahede ederek hisleri aktarandır. Sonra alemi şahadeti alemi gayba bağlayan insanı berzahmış. Abi gelecektekilerin meselesi çok tuhaf. Biraz üstünde konuşmak lazım ya. Yeter. Gelecek haberi yaptım. Ali aldım. Bizim alemi şahadet ama alemi şahadette yani tamam doğru haklısın. Alem-i şehadet andayım. Bizim gelecek yok mu? Var. Haşir'de gelecek geçmiş var mı? Var. Bir tane soru şey yapmıyorsunuz bak aferin. Haşir meydanında geçmiş gelecek an var mı? Var. Her şey bitmiş var mı? Onu bu tarafa taşıyarak bizde geçmişimiz var mı? An var. Gelecek var mı? Latife-i Rabbani o haşir meydanındaki geleceğini burada sana tattırıyor. Geleceğini. Bu tuhaf bir şey ya. Anladık mı? Evet. Şu cihette de belki izah edilir mi? Allah'ın zatına... Böylece geçmiş geleceği anda ikisini bir anda... Şey üçünü yapıyor. Bir anda. O zaman kalp ve ruhun derece hayatı gibi olmuyor. O daha yüksek. Ama bu da onun bir mertebesi gibi oluyor. Bak, tamam düşüyordur ama... Bak Davud'um. Haşir meydana gittin abi. Gittin mi? Evet. Geçmiş gelecek bütün amellerin orada mı? Evet abi. Bak bu şermeden bakıyorum. Her şey kurulmuş. Hesabı görecek Allah... Hakim, o dünyadakilere şahit. Arkasında cennet kendim gözüküyor. Burada Beyazıt'taki astırtları kişi. Ustak da sorguluyorlar, arkada asılanlar duruyor. Asılmış. Hakimin arkasında asılanlar var ipte. O zaman söylüyor, şeriatın bir meselesine 100.000 başım olsa feda ederim. Yani ben bunlarla beni korkutuyorsunuz idamla diyor. Korktular, bu kim ya? Hani niçin söyledim? Hakimin arkasına asılanlar var. Hakim Cenab-ı Hak, Haşir Meydanı. Arkası cennet, cehennem. Sana soru soruyor. Mahkeme kurulmuş. O mahkemede geçmiş geleceğin var mı? Her şey bitmiş, olmuş, hesap görüyoruz. Bunu buraya getir. Şu anda neyim var benim?
geçmiş. An var, geleceğim var mı? Yok. Latife Rabbani şuradaki geleceğini de getirmiş. Latife Rabbani'si uyanık olan geçmişini de bilir. Ustad onun için Barla'da demiş ki 76 sene dini mübine hizmet eden Hafız Ali'ye yazıyor. Altın aşıya diyor ki 86 diyor. Ustadan o günkü yaşı 76, onu şey yapıyor, çiziyor, aşıya düşüyor, aşıya 86 yaşına kadar. Ustad yazmış. 10 sene verdiği için. Peki niçin? Geleceği, buraya Latife Rabbani'ye çalıştığı için ne zaman vefat edeceğini. Abi hep aşırı meydan dedik ya, dediniz bu. Geleceği anda yaşatandır Latife Rabbani. Abi sonuçlardan andaki süreci yorumlamış evet. Oldu. Ha, peki ne faydası var ona geleyim? Mesela diyelim ki bir süreçten sonucu yorumlayacaksın. Süreçten sonuç. Bu bir sürü yollar var, çarpışık yollar var. Etkileyecek elçinin bir cazip tarafı var diyor. Mesnevi de geçiyor da bu. Yani akıl esas aldım, kalp aldım, bizar oldum diyor. Hepsinin artısı var, eksisi var. Sonra her bu cetvelin sonucu şudur diyor. Kardeşim sonuca göre süreci yönetirseniz hem aileniz, hem psikolojiniz, hem dini hayatınız mükemmel olur. Mesela bak. Şurada bir vehim var. Ölüm korkusu bir sürü şeyler. Şurada imanım var, davam var, Kur'an'ım var. Sonuca bak. Bu diyor ki iman olacak şöyle olacak. Sonuç ne? Benim davam var, ahiretim var. Sonuca göre bunu yönetiyorsun. Şimdi Latife-i Rabbani haşir meydanını getirdi mi? Haşir meydanı getirdi de orada sonuçtur. Olmuş. Sonuç. Yani orası. Sonuç. Sonuca göre Latife-i Rabbani'si çalışan sonuca göre hayatını yönetir, yaşar. Bu, o hak ediyor bu nimeti. Mesela sonuca göre kadın tesbih çekerken vefat etmiş. Dizerken. Üstad görüyor ya tesbih çeken kadını. Kabirde. Gülüyor, tebessüm ediyor. Kıyamete kadar diyor. Üstad sonucu görüyor. Haşir meydanı kadın görmüyor. Hala tesbih. Kıyamet kopacak diyor. Resul Molla Resul soruyor. Değil mi Resul? Sonra diyor ki, ne vardı ustadım diye zorluyor. Burada bir kadın vardı diyor, namaz kılmış, tesbihi çekerken kopmuş, dizerken vefat etmiş. Şehit olduğu için namazda abdesti, namazda abdesti şehittir. Hiç şüpheniz olmasın. Ondan sonra peygamberimiz demiş. Ya nasıl olur? Herkese nasip olmaz ki. Olmuşsa olmuştu. Bu dedi, kıyamete kadar tesbih dizecek. Kıyamet kopunca Allah Allah. Bir tesbih dizemedim, kıyamet koptu ya. Ustad onun için gülüyormuş, sonuca göre süreci yönetmiş. Şeyde de öyle, süreç, ahirette beraber olacak mıyız abiler? İnşallah, sonuç bu. O zaman süreçte değerlendirelim, ona göre yatırım yap. Abi şimdi az önce dediniz ya, hakimin arkasında idam edilmiş hocalar, üstadın sorusu olduğu gibi ahirette de Cenab-ı Hakk'ın makamının arkasında cennet, cehennem gibi bir resimde sorgu suale çekiliyoruz muhakeme edilirken. Onu getiriyor Latife-i Rabbaniye'miz bugün anda bize yaşatıyor. Şimdi bu anda yaşatırken ben vicdanen yaptığım hatayı veyahut gittiğim yolu itiraf edebilirim. Kabul edemiyorum. Burada yanlışım. Bunu hemen düzeltmem lazım. Ben her türlü cezaya müstahakım bu halimle. Bu yolda gidersem de müstahakım diyor bir adam. Başka bir adamsa duymazdan geliyor. Temin ediyor. Evet. Ben diyor, ben iyiyim diyor. Bak bir tane sene dedim ki Allah seni affetsin. Ne yaptım ki affetsin dedi. Ondan sonra diyor belki kusurum var. Ne kusurum var dedi ya. Bunu diyen adam namazı yok. Allah Allah. He. Tövbe estağfurullah. Biliyorum oğlu dedi. Oğlu yanında. Resul gülüyor. Anladın değil mi Resul? Eksos. Allah seni affetsin dedi, biliyorum. Ne yaptım ki affetsin dedi, bak. Kusur neymiş, onu anlatmak için. Ya belki vardır. Yok dedi, kusurum yok ki dedi. Ona, sence kusur nedir? Kimseye çalmadım, kimseye tecavüz etmedim. Çalıp çıkmadım. Benim anladığım kusur budur dedi. Günah buymuş. Çalıp çıkmamış. Bu, bir şey bulmuş. Hiç mi kibir yapmamış? Yani
Onun ona göre günah çalıp çıkmakmış. Başka? Annesi, babası, kardeşleri vesaire burada namaz kılarken bu telefonla oynayan koltukta adam veya kadın veya şey çocuk kendisinin dünyasında mutlaka bir rahatlatıcı bir şey bulmuştur. Ya gelecek şeytana saldırtıyorsa. Neyse bizim konumuz o değil. Biz o kadar büyük nimet ki Latife-i Rabbani geleceği ana taşıyınca sonuçtan süreci şimdi peki size söyleyeyim bir müjde. Eğer Latife-i Rabbani'mi çalışmasaydı bu pazar günü burada olmazdınız. Sonuçtan süreç olduğu için burada zevk alıyoruz, tahammül ediyor. Benim akşam biraz tökezdi abi. Sonuçtan süreç değildi. Süreçte sonuçtu. Birkaç kişi var burada zaten. Senin gibi gafil. O zaman yani oradaki verilecek hesabın zorluğu, kolaylığı da bu andaki halimizden anlaşılabilir değil mi? Hasebu enfusekum kablen tuhasebu. Varlığına geçiyor. Hesaba çekilmeden önce kendiniz hesaba çekin. Nasıl olacak? Latife-i Rabbani'si aktif oldukça, haşir meydanını buraya taşınca, yani hesabı veremeyeceğiniz şeyleri yapmayın. Hasebu enfusekum kablen tuhasebu. Hesaba çekilmeden önce kendiniz hesaba çekin. Ya, ölmeden önce ölün de bu. Bu yani. Latife-i Rabbani çalışınca Davud dünyada tedbir alır. Yiyemem. Ben domuz eti yiyemem. Ben şüpheli şey yiyemem. Harama bakamam. Küfre taraftar olamam. Niye yapıyorsun bunu? Sonuçta süreçte. Latife-i Rabbani'si çalıştığı için böyle yapabiliyorsun. Latife-i Rabbani'si çalışmayan bunu diyemez. Ya ben bunu yiyemem, diyemem. Onunla beraber olamam. Namaz kılamaz. Latife-i Rabbani'si çalışmıyor. Kılamaz. Müşahhas hali münker nekir mi? Ne hani? Yani yapmalarımız, münker evet. Nekirlerimiz. Hayır. Yani haşir meydan buraya taşıyınca kılarsın. Haşir meydan deşettiğini sen hissetse ne olur? Kalkarsın. Adam niye için namaz kılmıyor? Hissetmiyor ki. İptal olmuş. Hissi yok, fikri yok. Nesi çalışmıyor? Latife-i Rabbani'si. Gaybı. İstikbali ana taşınmamış. Biz iman ile diyor. İmanın bir sıfatı neymiş biliyor musunuz? Gaybı anda taşır diyor. Başka bir yerde okudu. Yani ya muhakemat ya sözlerde. Gaybı ana taşır. İman gaybadır ya. İman gaybadır. Risale-i Sari ifade. Şimdi Latife-i Rabbani ne yaptı? Gayb olan haşir meydan taşıdı. Alameti nedir? Namaz kılarım, zekatımı veririm. İsa'nı okurum, Kur'an'ı okurum. Dikkat ederim. Bu fiil. Ama namaz yok, oruç yok, dava yok, hak yok, doğruluk, batıl, hiçbir şey yok. Latife-i Rabbani çalışmıyor ki. İstikbal anda yok ki. Biz sanki haşir meydanında şu anda boğazı sıkılmış gibi korkuyoruz. Ezan okununca. Ödümüz patlıyor lan. 13 dakika kaldı lan sabah namazına. Uf. Hani var ya, 13 dakikamız kalmıştı. Sabah da öyleydi ya. Sen 13 dakika mı demiştin? 13 i̇şte, dakika sonra fazla duruyoruz demiştin. Evet. Ya baba gidiyor ya. Hasan, bu, bir sual sorabilir miyim? Latife-i Rabbani'nin çalışmasından oluyor. Şimdi az önce siz bir dua ettiniz, herkes de amin dedi ama benim içimde böyle bir şey oldu. Diyemedim yani. Diyemedim abi. Geçmiş olsun o zaman. Ama sebebini de bir söyleyeyim o zaman. Bir zaman Yasin çok güzel bir tefekkürü vardı. Diyordu ki, iyi ki cehennem var, vicdanın yakmasından beni kurtarıyor. Beni kurtaracak, bizi kurtaracak demişti. Vicdanın yakmasından daha feci çünkü. Cehennemden daha feci. Şimdi Allah bana sormuyor. Veya siz bana bakıyorsunuz da, biliyorsunuz. Ben de biliyorum bildiğinizi. Hiç dile de getirmiyorsunuz. Ya sorsanız da bana şöyle bir şaban vursanız daha rahat diyeceğim. Daha rahat diyeceğim. Evet. Evet. Allah diyor ki bir hadisi kutsinde Celle Celaluhu. Sevdiğim kulunun bazen günahını görme. Ben bazen diyorum ki ya Rabbi. Geçmiş günahlarım var ya. O tarihte tövbe mazi müstakbel ülke mekan yok. Onları görmemiş ol. Bu hadise mazhar et beni. Çünkü hadis masadaki yoksa ne hadis denmiş? Allah'ım hepimizin o hayal ettiğiniz o günahlar var ya.
Allah'ım onu görmemiş oldu. Sen söylüyorsun bazı günahlarını görmem. Öyle çevir. Hadi devam. Şimdi hayır, bir dakika. Şimdi hayır. Gelecek... Sorma dediğin amin demiyorum. Görme dediği derse amin diyorum. Gelecektekileri müşahede ederek hisseye aktarır. Geleceği haşir meydanındaki bir tamamiyayı taşır, hislere aktarıyormuş, vicdan his. O zaman vicdana ettiği hisse aktarınca 226 mesleydi var ya, İşte o zaman cehennemin manevi, cehennemin cismaniden beterdir. Sifar. Mesela şöyle düşün. Yani hepimiz yakıyor. Ya bunu nasıl yaptı? Nasıl düşün? Yani biraz tokat vursa, araya mısı yapsa, tabii ya, rahatlar. Benim o trafik kazası var ya, gibi. Evet. Allah'ın küsmesi mi daha kötü, ceza vermesi mi daha kötü? Ya, küsmesi çok kötü ya. Ceza da mutlu olur abi ya. Ceza da mutlu olur. Tabii canım. Çünkü niye sokaktaki çocuğa sen bir şey ceza veriyorsun? Niye çocuğuna veriyorsun? Alakam yani olduğu için. Senin çocuğunu sevmiyorsun da onun için ceza, sokaktaki daha fazla sevdiğin için ceza vermiyorsun. Alakam yok. Allah birisine tokat vurmadıysa onu bırakmış demek. Hatta bir şey söyleyeyim bana. Şu derste. Böyle bir bazen tefekkürümüzü, bazen de fikrimizi paylaşıyoruz. Sen bir şey desen hoşumuza gidiyor. Hiçbir şey demesen önüne dönsen duman olur. Diyorsun ki anlaşılmadı mı? Ya ne oldu? Kendi hususi ilişkimizde de var ya. Evet, şurada bir fırçalardık abi de çok konuştuk. Gelecektekileri müşahede ederek hislere aktarır. Latife-i Rabbani. O öyle acayip bir tespit ki bu. Yani Risale geçen. Hislere aktarınca his yakıyor. İşte oradaki işte cehennemi manevi, Müslümanın dünyada yakısı, inşallah ahiretteki cehennemi cismanesini kefar etmiş. Başka, alemi şehadeti alemi gayba bağlayan insanı berzahmış. Alemi gaybdeki haşir meydanını bağmış, ip. Başka, içerideki dumanı hem dışarıya hem de temiz havayı içeriye alan penceredir. Latife-i Rabbaniye. İçerideki dumanı dışarıya cam açarak dışarıdaki güzel hava içeriye alan bir pencere gibidir. Latife-i Rabbaniye. Mesela buna mı denir şey? İstiğfar diye. İstiğfara benziyor. Dumanların çıkması. Evet, evet. Dumanlar günahtır. Evet. Temiz hava alınması istiğfardır. Temiz hava alınırsa istiğfar, dumanlar da dışarı çıkar. Evet. Tutunamaz. İstiğfar eden günahları tutunamaz. Ağzımızı alıştırmak lazım. Estağfurullah, estağfurullah diye. Alıştırmak gerekiyor. Yani bir şey yaptığın zaman estağfurullah, estağfurullah. Latifeler içinde müşahadetullah ile vazifeli radarmış. Of, latifeler içinde Allah'ı seyreden radarmış. Uçağı seyreden, gemileri seyreden radarlar var ya. Latife-i Rabbani radarmış. Neyi seyrediyor? Allah'ı. Yani nasıl anlarız? Huzur olur, hal olur, his olur, duygu olur, latife olur. Bir de söyleyeyim. Müjde söylüyorum. Bilerek söylüyorum. Latife-i Rabbani Allah'ı müşahede edince, ezan okuyunca sıkıntı olması Latife-i Rabbani Allah'ı gördüğündendir. Sıkıntı. Şunu da yapıyor değil mi abi? Radarda görüyorsun. Şu kilometre hızla buraya doğru hareket ediyor. Evet. Bu kadar süre sonra böyle giderse böyle olacak. Hepsi. Geleceği görmek süreci gibi. Evet. Yani o radar gibi mesela sıkılıyoruz. Günah yapabilir herkes. Müslüman da yapar. Fakat vallahi Müslüman hele siz yaparsın aynı günah. Fakat sefi, alçak, kafir veya sefiler kadar menüs bir lezzet alamaz. Abi niye radar dedik? Radarın görmeli. Müşahadetullah ya. Tarzı. Latife-i Rabbani müşahadetullah olduğu için. Seyretme. Yok şu açıdan mı dedik? Mesela radar gökyüzünde cismi tespit etti. Hızını, yönünü, yörüngesini. Zemine çıplak varmış. Gözle sen neyi görmedin? Yani gaybi olarak devam evet. ediyor. Evet, gaybi. Vicdandaki latifelerin sultanıymış. Vicdanda latifelerin sultanıymış. Başka? Latife-i Rabbani ile latife-i insaniye karıştırmamak lazımdır.
Latife-i insani kalpte, latife-i Rabbani vicdanda. Ziyayatın içinde latife-i insani içinde de bazı latifeler var ki teklif altına girmez, ihtiyar altına da girmez, hatta aklın tedbiri altına da girmez, o latife kalbi ve aklı da dinlemez. Bu kalbin içinde değil, ruhun zihayat şubesi bulunuyor. Yani buradaki bir latife. Bak zihayatın içinde latife-i insaniye, bak zihayatın içinde latife-i insaniye var. Latife-i insani içinde de bazı latifeler var. Kalpteki latife-i insani var ya, orada kalpte latife-i insaniyede bahsediyorum. Orada bir latife var ki latife-i insaniyede, latife-i Rabbani'de değil bu. O latife teklif altına girmiyor. İhtiyar-ı iradeyi de dinlemiyor. Hatta aklın tedbiri altına da girmiyor. Lemalar var ya 75. O latife kalp ve aklı dinlemiyor. Bu kalbin içinde değil, ruhun zihayat şubesinde bulunuyor. Yani kalbin içerisindeki kalpte değil. Latife insaniyede. Hangi latife abi? Şimdi tahayyüz ve tasavvuf... Latife insaniyede. Bir latife var diyor. Bilmiyorum. Sözlerdekiler değil mi abi? Şeydeki o 278'deki şey tahayyül ve tasavvur ve tefekkür. Evet. 4 tane. 3'te 4 tane mi? Tahayyül, tasavvur, tefekkür. Tevehüm. He? Tevehüm var ya. Ha, tevehüm var. Evet. Bunlar. Nasıl orada? Kalpte nasıl olacak o zaman? Yani merkezi burada. Hakikati şeyi kanuneti dimağda. Bu tahayyül, tasavvur, tefekkür bir latife, yani şeye bağlı. Nasıl ki vicdan ruha bağlı ya. Yani şöyle düşün Furkan, bak bana. Burada yukarı kalp, vicdan, nasıl dimağ. Yani kalbin ya, işte yani dimağı kapsı düşünemezsin yani. Öyle bir şey. Tahayyül, tasavvur, tevehüm, bir de tefekkür. Tedbir aklının dışındadır yani. Bunlar hepsi kuvvet. Aslında abi latife 70. diyor, bir de letaif diyor. Letaif bunun tekili midir? Yani evet. Latifeler çoğu. Latifeler çoğuldur. Letaif. Letaif insani. Latife insani çok. Hasan abi bir şey söyleyebilir miyim? Bu üstad bir büyük zatlar Nesliman'a söylediği halde bir şeyden, manevi şeyden, bir alakası var mı abi? Öldüğü halde, latife-i insaniye, aslında nefsi öldüğü halde, latife-i insaniyede bazı latifeler var, aktif ondan korkuyorlar. Çünkü niye? Latife-i insaniyede bir latifeler var. Latife-i insaniye hakikati şeyde, kalpte, sureti, ama mesela kalbin sözlerini dinlemiyor diyor o şeyler evet. için. Dinlemiyor. O zaman kalpte nasıl oluyor ki? Kalbin sözlerini dinlemiyorsun. Sureti kalp... Mesela diyelim ki günaha girdi. Sureten girdi. Yani içimizdeki iman nasıl şey yapacak, durduracak ki seni? Abi şuradan yürüsün. Yani girdik. Diyelim ki haramın içine girdik. Frenler, balatalar yağlandı. Kalp ise ki haramdır, günahtır. Çıkabilir misin? Çok zor. His darbe. Her daim değil tabii. O zaman. Abi bir de letaif çoğul değil mi acaba? Latife tekil. Letaif tekil. Letaif çoğul. Çoğul. Ne dedim ben? Az önce letaif. Çoğul. Evet. Evet. Hasan abi. Bismillah. Bu letaif içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ya. Evet. İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. Şimdi ihtiyar. Orada öyle diyor. 278 sözlerde onu tanımlıyor. Tahayyül, tasavvur, tevehüm, tefekkür. 4 tane. Dinlemiyor. Bunlar mı dinlemiyor? Dinlemiyor. Ama bir iki latife var. Şöyle demek istiyorum. Ben aslında buradan soruya dönüştürmek istiyorum. Bazen. Bu. İhtiyar, dima, irade ise vicdan demiş olsak. Bu latifeler nerede ki diyecektim. Ya yani, yok bunu Üstad Salih söylüyor. 278 sözlerde. Bunlar diyor insanın tedbirine, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. İnsanın teklifi din altına da girmiyor. Ama bu kim? Dima Süret. Yani adamı cehenneme sokuyor ya.
Abiler, dima suret ya. Vicdan kanun, kalp hakikat, ruh mahiyet. Bir daha. Dima suret, vicdan kanun, kalp hakikat, arş, hakayke şehsabetin, esmanın perdesi istecileti, kalp, esmalar diyeceksin. Ruh da mahiyet, sıfatlar diyeceksin. Suret. Suret hakikatsiz olur mu? Ama aktif olduğu zaman, ta Furkan'a oturmadı, tevehüm, tasavvur, vehim, tefekkür, bir aktif oldu mu ne vicdan dinliyor, ne iman dinliyor. Suret çok şımarmış. Aktif olmuş. Çünkü şartları çok bela bir yer. Serbest bölgenin hakimiyeti. Aa, serbest bölgenin hakimi. Hakimiyeti yani. Serbest bölgenin hakimi. Şunu oturtmak. Sesi dünyasında kalması. Letaif ruhta mı? Letaif hepsinde latifeler var ya. Ama şimdi mesela tahayyül ve tasavvuru letaif olarak latifedir bunlar. Tahayyül ve tasavvur. Tahayyül bir tane latifedir bu. Öyle, yani teki. Evet, latife midir abi? Hayali kuvve-i hayale kuvve-i müfettir. Latifeler bunlar. Yani maddede olup madde olmayan her şey latifedir yani. Aynı zamanda havas, his diyor bunlara. Arkadaşlar bu dört tane şey adamın cehennemini atar ya. Tefekkür nasıl yapıyor abi? Ama ya, şey mesuliyet altına sokmuyor diyor abi. Hasan tamam abi. Ama mesuliyet etmiyor ama dünyanın cehennem ediyor. Mesul ama olmuyor. Çektin silahı vurdun o zaman. Şimdi abi bismillah sözler 278'de teşhis etmiş yazmış. Onu zaten birçok yerde farklı cümlelerde biz onu duyuyoruz ama burada teşhis edemediğim bir iki latife var diyor. Biz bunu biraz başka bir zaman bakmalıyız bence. Çünkü teşhis edip 278'e neşrettiğine göre teşhis edilmiş onlar. Edilmiş. Bu teşhis edemediğini düşünüyoruz şimdi. O zaman belki göremedik. Yok ha. Yok. Teşhis yani bir oradaki kanuniyeti anlatıyor. Evet. Latife insaniyeti anlatıyor. Yani o lemalardaki özelliğini zaten. Lemalardaki kanuniyettir. Dimada, sözlerdeki surettir. Suret, hakikate bak. Suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet. Tamam, teşhis edemediğim kanuniyet. Sözlerdeki surettir. Artık getirmiş bu tarafa. İzah etmiş. Yok sayamazsın ki, getirmiş. Ama orada da duruyor. O kanuniyet. O kadar da değil ya. Tasdik ve izan öyle değil derdi. Tasdik ve izan. Çünkü tasdik ilimdir. İzan da vicdandır. Yani dimadaki vicdan. Artık mesuliyet altına giriyor yani. Tasdik. Giriyor. Evet. Çünkü vicdan aktif, ilim aktif. Mesuliyet var. Yani bu insan, biz bunları yani bunları böyle sanki mahalledimizdeki evleri kargoyla gidiyoruz gibi. Şu nasıl bir ders ya? Ama abi galiba şurada var. Çünkü fiil çıkarsa eğer artık tahayyül, tasavvur, tefekkürü geçmiş oluyor artık. Fiil çıktıysa eğer o zaman mesulsün. Ha ama her daim değil yine. Mesela diyelim ki çok fena uyudun. Namaza kalkamadın. Fiil kılmadın. Ama o ademi. Ademi. Mesela hastalık, fetret, özürlü, baygınlık. Yani fiile çıkmışsa ona bakılır. İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyeti evet, ne kadar? Ona bakarım. Hemen şey yapmıyor. İyi ki Cenab-ı Hak. Her fiili hesaba koymuyor. İşte Deccal'in cebri de var ya. Onun sisteminin cebriyle beraber de insan. Dehşetli bir istibdat şey altındayız mesela şu an. Evet. Yani ama ne müjde var biliyor musun? Ne müjde var biliyor musunuz? Müslümanın onu tanıdıktan sonra aynı hadi Risale-i İslam Ansiklopedisi'nin rüştabı koymuş. Kıyamet Hanım. Onu tanıdıktan sonra ona cephe alan, tanıdıktan sonra hadis-i şerifte diyor ki artık o Müslümanın hiçbir geçmişinde muhaz edilmeyecektir. O deccala yürütlenecektir diyor. Ben keferi bilmezden Risale'yi tanımadan ettiğiniz günahlar bu cinstendir inşallah. Ya. Hem de hadis değil, hadis-i kutsi.
Son abiler birkaç tane kaldı bitiriyor. Yo. Da var. İçer... Abi sır, sırı soracaktım özür diliyorum. Sır. Şimdi burada siz birilerimizi serbesttirler, cüz-i ihtiyar pek dinlemiyorlar, teklifi dinin altına girmiyor derken sizin notlarınızda o bana sır içinde diyor yani lemalarda senin latifelerin içinde bir latife var ki ebedden ve ebedi bir zattan başkasına 17. lema. Evet. 17. lema 1. notada. Sırrın latife-i Rabbaniye ile bir bağlantısı var mıdır acaba? Onun dışında bu latife-i Rabbaniye hiçbir şeyle memnun değil. Latife-i Rabbaniye bak, Rabbin bizdeki latifesi. Rabbin bizimle konuşması koridoru. Latife-i Rabbaniye bak, Rabbin latifesi. Bizim değil, bu yani. O uyanınca Allah'tan başka hiçbir şeyle memnun olamazsın. Hiçbir şey seni memnun edemez. O zaman sırf latife-i Rabbaniye mi deriz yoksa? Yok. Sır latife-i Rabbaniye denir mi? Gidelim biraz da, acele etmeyin. Sonra belki şey olur. Sır ben diyorum ki tahayyül ve tasavvurdur sır. Her şeyi sana var eden, onun üzerinden sen yürüyorsun. Latife-i Rabbaniye'ye kadar da oradan çıkıyorsun. Sureti bu olur. Sureti olur. Sureti. Yok çünkü dimaya. Sureti. Çünkü niye? Niye sır doğru söyledi? Çünkü zıtların cemiyidir. Serbest bölgede hepsi var. Evet. Vallahi acayip bir şey ya. Allah Müslümanıma yardım etsin. Müslüman deme. Müslümanım derim. Bu vehim var ya. Cehennemi manevidir. Cehennemi cismaniden beterdir. Hasan abi sizin... 226 mesleği. Şunu bir parantez içinde söyleyelim yine sizin lügata katkınız anlamında. Tılsım değiştirerek dönüştüren, sır değiştirmeden bir arada muhafaza eden zıtları. Evet, zıtları. Abi o zaman şimdi az önce Latife-i Rabbaniye, Rabbin latifesi olduğu için açabilirsin. Başka hiçbir şeyle tatmin olmaz. Ay, hiç kesin. O zaman kan vicdanda olduğu için sanki sureti... Açık. Serbest bölgede olmuş oldu. Kanuniyeti de Latife-i Rabbaniye'de olmuş. Evet, kanuniyeti bu. Böyle olmuş oldu. Evet. Hakikati zaten kalptedir. Evet. Kanuniyet. Her şeyin kanuniyeti vicdanda. Evet. Sanki bu lemalar birinci odada anlattığı o Latife'nin kanuniyeti de Latife-i Rabbaniye'deymiş gibi oldu. Gözüküyor. Nasıl görmüş Hasan abi ya? Ya bazen hasta oluyorum Allah aşkına. Sanki mahalleye girmiş, kargo ile verdiği adresi tek tek paket bırakmış. Evet, işte. Evet, aynen öyle. Bu nasıl bir şey ya? Bana damarıma basma şimdi. Ya adam abi, beş vakit namaz kılıyor. Şey İslam dediğin şey kalp ya. Ya bu budur. Nasıl dersin ya? Latife-i Rabbani ne diyor? Geçmişi geleceği taşıyor. Ya nasıl bir şey ya? İnsan deli ediyor ya. Sureti budur, mesul değilsin diyor. Nasıl değilsin ya? Abi bu aynı şey gibi olur. Şimdi hastaneye çok giden adam doktor gibi her şeyini bilir ya. Doktora hatta öyle bir şey olur ki benim sanki oramda değil de şuramda bir şey varmış doktor bey. İşte şöyle bir sanki tamam der yani. Sanki mahallede mi dolaşıyorsun ya? Üstad da şey diyor ya abi. İşte ne diyordu? Hastalık benim midir? Dert benimdir. Deva Kur'an'dır. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'dan ziyade bu asırda hastalığa düçar olmuş diye o Isparta Noktaviler'in mektubunda geçen yerde gibi sanki üstadımız da o manevi yaşananlarla Kur'an'ın eczahaneyi kutsiyesinden doktor olmuş. Evet. Ya kardeşim. Mazhariyetle. Bak şimdi şöyle düşünün. Biraz damara dokunayım. Risale-i Nur var elimizde. Bu kadar derslere geldik. Bu haldeyiz. Ya olmasaydı elimizde. Yatakta o vehim kaptığın zaman ama diyorsun ya bu beyaz adam dedi ki vehim bu tarafta o kadar kazanılma tarafta bak bu vehimdir. Tanısan gider tanımasan gider. Bak en azından bu formunu uygularsan rahat edersin. Ben uyguluyorum. Muvaffak oldukça. Devam ediyorum abiler. Dur. Şunu okuduk. Latifeler içinde müşahadetullah ile vazifeli radar seyrediyor dedik. Okuduk. İlk başka latifelerin sultanı diyor. Vicdandaki latifelerin sultanı. Sultanı diyor. Sultan. Lem 17.
Leman. Leman bir notada da öldü ya, sultanı. Ya zaten bunlar hep toplanmış. Hulasa edeyim sultan. Latifelerin sultanıdır. Niye? Allah'ın konuştuğu yöntemdir. Allah konuşuyor ya. Bu nasıl bir şey? Ne anladın? Bilmiyorum ki. Sultan ne kadar kalp olarak şey yapmıyor mu abi? Hakikati o. O hep de şey, esma yoluyla. 27. sözde bizzat kalbinde sultan olduğunu söylüyor. Evet, abi. Evet. Esma. Bu insana dönüşme hali. Bak. Ruh, resul, sıfatlar. Hakikat, esmalar, kalp. İnsana dönüşmüş hali, sıfatlar ve esmaların dönüşmüş hali, kanet, vicdan, eylemdeki sureti dima. Evet. Ama nasıl bir tespit ya, ne bileyim ya. Başka, latife-i Rabbani ile latife-i insaniye karıştırmamak lazım. Karıştırma. Başka, ziya hayatın içinde, latife-i insani içinde bazı latifeler var ki, ziya hayatın içinde, latife-i insani içinde, virgül, bazı latifeler var ki, teklif altına girmez, ihtiyar altına da girmez, o latifeler, teklif altına girmez, ihtiyar altına da girmez, hatta aklın tedbiri altına da girmez, o latife kalbi ve aklı dinlemez. Bu kalbin içinde değil, ruhun ziyaret şubesinde bulunuyor. Çok güzel abi. Ben işte bunu demek istiyordum. Evet. Farklı o iki latife diye bir şey var. Üstad onu teşhir edemem demiyor ya. Ziyaret, ziyaret, ruhun ziyareti kalptir. Zişur, vicdandır. Evet, kanun emri de diyebiliriz. Sen orada abi ne dedin şimdi? Ruhtaki zişurda mı dedin? Bir de okuyayım. Ziya hayatın içinde, latife insani içinde bazı latifeler var ki, latife insaniye. Bak nerede? Ziya hayatın içinde. Hayat. Ziya hayat deyince parmağınızı kalbe koyacaksınız. Çünkü arşın temsilcisi. Hı. Arş. Hayat orada. Ruh deyince, ziruh deyince ruh. Ziya hayatın içinde yani kalbin içinde, orada da bir latife insani var. Bazı latifeler var ki orada, latife insaniyede. Teklif altına girmez, biraz önce Resul'da konuştuğum gibi. İhtiyar altına da girmez. Hatta aklın tedbir altına da girmez. O latife kalbi ve aklı dinlemez. Serseriye bak. Bu kalbin içinde değil. Ruhun ziyat şubesinde, zihayat şubesinde bulunuyor. Zihayat, kalp. Nasıl? Ama az önce, bir önceki cümle kalpte bulunmaz. Şimdi zihayat kalp nasıl oldu? Şimdi ben mi algılayamıyorum? Mağlup değil mi yerim acaba? Bizzati bak, bu kalbin içinde değil. Siz anladın mı? Kalbin içinde değil, kalbin içinde de bir tane latife insaniye var. Evet. Latife insaniye. Tamam. Ha onun içinde. Kalp deyince hani imanın olduğu mahal ya, o değil yani. Şöyle düşün. Tamam anladım demek istediğinizi. Evet. Mesela... Anlamadım da sana bir daha sorayım. Karnın... Yok kalbin içinde değil dedik, kalbin içindeki latife şeyin içinde dedi. Direkt yok mesela anlamadım. Mesela her şeyin... Orayı... Ziyayat, bu kendisini böyle ifade ediyor. Toplumun ruhu dört tane sıfat yok mu? Ziyayat, zişurdur, kanunen vücudu da arayacak. Peki, ziyayat neresidir? Ruh. Ruh merkez ya. Ziyayat. Neresi? Kalp. Zişur, vicdan. Vicdan. Şey, kanunen. Yani bu makamda ziyayat, kalp, zişur, zişur şey değil, kanun hem vicdan, vücud harici dima. Artık oraya çıktı, seni cehenneme dönüştür. Ruhun dört havası. Evet, vicdanın anası lervası. Değil mi? Evet, o zaman ruh kendisini
Hayat ile dışsal yapacağı zaman kalp mi yapar? Kalp mi? Şey, hayat. Evet. Kanun emr. Kanun emre vicdan dedik. Evet. Vücud harici. Dima dedik. Evet. Zişur. Zişur. Yok ne nasıldı dur. Ruh. Zişurdur. Dima. Vücud haricisi. Dima. Zişur, dima. Bak. Evet. Zi hayat kalp. Yazalım mı abi? Yaz abi. Vicdan dedik. Dur bir toparlayayım. Ruhum. Zihayat, zihşuur, kanun emri, vücud harici. Ruh zihayatı. Yani ruh bunlara cami. Ama zihşuurda kalp olur. Kanun em, şuur deyince iki tane şuurun cemiyidir. Nerede gözükür? Zihşuur. Kalp olur. Dima. Birinci şuur, ikinci şuur. Vücud harici dima dedik ya. Dur bakayım. Vücud harici eylemdir. Eylemdir. Fiiller, sözler, simalar, davranışlar. Fiil. Vücud harici sahibidir. Yani ruh mahluktur. Nurani cihetli var ya abi. He. Nurani de var burada bir de. Evet. Yani. Nihayet değişir nurani. Nurani bir kanun emri işte. Vücud harici. Şimdi eylemsel hali. Vücud harici. Vücud hariciye çıkmış eylemdedir. Simadır, sestir. Elsinetikum elvanikum sima fi vücumine sevi sucum. Eylemdedir. Kanun emr vicdandadır. Zişur dimadadır, ziyaret kalptir. Şimdilik. Biraz da gidersek değişir mi bilmiyorum. Yazayım. Ben Hasan abi vücudu hariciyi siz dima mı diyorsunuz abi? Ben Latife-i Rabbaniye olarak düşünüyorum. Orada vücuda çıkıyorum ilk. Suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet desek abi öyle. Kan, tamam olur. Zişur, dima, vicdan. Şimdilik, acaba ileride de şey yapar mı? Kazanımlarımızda. Kardeşim vücudu ruhun dışsalı olmayacak mı? Vücud haricisi. Söylüyor işte. Hani var ya kafirler söylüyor zındıklar. İmanın ve paranın kimde olduğu belli değil. Yahudi sözü. Yani nasıl belli değil. Namazı var, orucu var. Hak ve hakikata taraftar. Bunu yozlaştırmak için söylüyor. Başver her türlü yaşa. İmanın kimde olduğu belli değil. Nasıl değil? Paranın kimde olduğu belli de, yürümesinden, kahvesini, yani evini, eşini değiştiriyor da. Eylemler beden mi abi? Beden, eylemler ya. Kelam, sima, ses. Kendisini ifade etmeyecek mi dışarıda? Cismani bedenler. Yani, hepsini tazamun ediyor. Mesela sima, ceset. İhlaslı olmak, ahlak haseni olmak. O da cismaniyet. Konuşması, siması, davranışı, yani ruhu kendisini göstermeyecek mi? Adama bakıyorsun, bu Müslüman, bu kafir. Bu Sünni, bu Alevi, bu Şia, bu Fransız, bu Alman. Belli. Sima mı diyelim orada? Yani? Evet yani, eylemlerdedir dedik. Ahlak girer değil mi buna? Nefis girer tabii. Nefis diyecek. Yani vücudu harici, ruh kendisini yani bir şekilde dışsal olmayacak. Olacak. Normalde simada gözüküyor diyor. Evet evet. İşte gözüküyor. Sima. Abi ruh kendini vicdan, kalp, akıl olmadan, vicdan olmadan ifade edebilir mi? Ruh edemez kendisi. Nasıl edecek? Pekala. Hani ben şüpheli yaklaşmak için bu teşhis edemediğim iki latife, bir iki latife. Ruha müstakil, has, oraya has, latife-i insaniye dediniz ya. Onunla ilgili olabilir mi acaba? Daha bağımsız. Kalbi tahrik etmemiş, dimağın sınırlarına, kayıtlarına girmemiş. Vicdan berzanından geçmemiş ya da geçmişse de... Yani biraz da gideceğiz böyle hem bu Latife-i Rabbani okurken Latife-i İnsani okuyacağız. O zaman şey yaparız. Latife-i Rabbani'nin değil, Latife-i İnsani'nin içindeki bazı letaifler diyor. Teşhis edemediği onlar değil mi? Teşhis edemediği onlar. Latifeler, Latife-i İnsani. Şu teşhis edilmemesi de kayıt altına girmediği için abi. İşte vicdanda giren zaten izah ettik. Dimağdakileri konuşuyoruz. Biraz sesli. Geçin geçin. Böyle baktığın zaman ben sureten ne dediğine baktığım zaman teşhis edemediğim diyorsa üstad teşhis edememiştir.
bize belki başka türlü manayı muhalifiyle ve başka cümlelerle belki de ifade edildi. Buna bakmak lazım diye düşünüyorum. Etti işte. İktidar ve ihtiyarı dinlemezler, teklif altına girmezler. Dört tane sıfat söyledi. Şey dediler ama abi. Latif, o sonradan yazılmış bu. Dimağdakini tespit etmiş ama kalbin içindeki latife insanın içindekini tespit edememiş. Şimdi bu o teklif altına girmeyen evet, latife aklın teklif altına girmiyor. Teşhis edildi demek bu. Yani üstad demiş ki sureti bu, kanuniyeti bu da hakikatıyla mahiyetini tam... Ha. Ruh ziyayattır, zişurdur, kanun emridir, vücud haricidir, çeşitli şekilde yazı, şey yapılır, göster. Hayat, hayat, aşktır, bizde kalptir. Şuur, yani vicdanı çalışır ama adam değil. Yani değil yani şuur. Evet, birinci şuur, lima ikinci şuur, vicdan ama ikisince mi kafası bitmiş, deli. Vicdan çalışsa ne olur? Şuur yok. Onun için orası temsil ediyor. Kanun emri, yani vicdandır burada. Çünkü niye? Ruh kendisini vicdan yoluyla dışsal ediyor, dışarıdan da vicdan yoluyla içeriye alıyor. Çünkü vicdan nedir diyor? Ruhun dört havası ve vicdanın ön asıl elması. İrade, zihniz, latife, rabbani diyor ya. Yani şu anda tabii okuyacağız. Daha bugün başladı. Tabii abi gidelim de. Biz gidelim abi. He? Aynen gidelim. Tekrar dönülür olmadı bunlar. Ha. O mektubattaki o latifeye geçen yerde abi normalde anşart ki diyor. Hakaiki şeriata muhalif olmamak şartıyla diyor oradaki latifeyi. Ama lemalardakini, sözlerdekini, o mesela tasavvuru dalalet, dalalet değildir. Ondan mesul olmaz diyor. Birinde evet, mesul olur diyor, birinde mesul olmaz diyor. Evet, sanki birisi sana, dimağda, birisi kalpteki gibi de olabilir. Evet, abi, aynen öyle. Devam edeyim abiler. Ziyayatın içinde, latife insanı içinde bazı letaif var ki, teklif altına girmez, ihtiyar altına da girmez, hatta aklın tedbiri altına da girmez. Allah Allah! O latife kalbi ve aklı dinlemez. Yani onun için kimseye demeyin ya. Bu niye aşamıyor deme. Ne olur demeyin. Çocuğunuza, eşinize, yakınlarınıza, hocanıza, abinize. Niye biliyor musun? Veya ben bunu niye aşamıyorum? Fekkur akabe. Diyor ki Kur'an'da. Akabeyi bilir misin sen? Nereden bileceksin diyor. İmkan da. Onun için Resul'ün okyanusta mücadele ettiği, yüzdüğü, mücadele ettiği imtihan suyu, boğulma ile mücadele ettiği suyu, benim ayağımın topuna gelmemiş, benim yüzdüğüm, boğuştuğum okyanus suyu Resul'ün ayağına gelmemiş. Herkesin akabesi farklı. Demek ki bu niye aşamıyor? Deme. Onun akabesi. Onun akabesi. O kadar acayip işimizi çözüyor ki. Ya bu adam bu kadar biliyor, bu dersi yapıyor. Gafur bize anlattı, Hasan bize anlattı. Hasan da beyim olmaz mı bu kadar ders yaptı? Hem de nasıl ya? Biliyor musunuz bizdeki beyim dağda eser fırtına gibidir. Ovadaki rüzgar gibi değil bizdeki beyim. Öylesiyedir. Sizin malzeme daha çok olunca çekme daha çok. Çünkü niye? Hocum fazla alıyor. Öyle bir eğer bir boş bulsun o delikten rüzgar nasıl istik çalıyor kapıdan? Nasıl duman ediyor? Ve sonra diyorum ki ulan ben bunu nasıl aşamadım ya? Sonra diyorum ki fekkur akabe. Ben de insanım. Yani Behçet öyle de kardeşim. Ben bunu niye aşamadım? Deme kardeşim. O andaki akabe senin o. Sakın ha. Ya ben bunu vehmi dersi yapan, bunu aşan, notlar alan, ben insanlara yardım eden. Ya bana niye oluyor? Niye olmasın? Yani Allah var, peygamber var, namaz farzdır demeyle ben namazın dışına mı kaldım? Namaz farzdır dediğim zaman bende kalktı mı? Vehim var, vehim şudur dediğim zaman ben vehimin arkasında mıyım? Bende de var. Bende de var kardeş. Ama kimisinde çok serttir. Kimisinin evliliğinde vurur. Kimisinin çocuk olmamakta vurur. Kimisinin çok çocuk olmakta vurur.
kimisini cinsellikte vurur, kimisini kariyerde vurur, kimisi makam parada vurur, kimisi enaniyette, şuarette, ders yapmada de herkesin akabesi farklı. Hasan abi gene geleceğim Allah aşkına lütfen şunu bir izah edeyim. Çünkü anlattığınızda sanki ben ilk etapta şey anladım Hasan abi. Mesela İsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 öyle gidiyor. Bunlar benim ilim mertebelerim Hasan abi. Tamam. Mertebeleri. Tamam mı? O kadar güzel aslında anlattığınızı biz ikinci mertebedeyken beşinci mertebenin imtihanını hayal ettiğimiz için bize aslında zor geliyor. Aynen öyle. Doğru söyledi. Ama öyle yapmayacağız. Çünkü Allah'ın bir rahmeti var ki şeytan bize birinci ilim mertebesindeyken imtihan ettirmiyor. Evet. 2, 3, 4 de imtihan ettirmiyor. Yani o zamandaki kazandığım ilim yok da. Yok. Rahmete bakar mısınız abi ya? Çok acayip bir şey söyledi. Çok duman etti bizi. Duman ediyor. Bu bilinmese mahvoluruz. Ben mesela ya ben bunu niye yaşamıyorum ya? Bir başkası diyor ki Allah Allah. Hasan kardeş Hasan. Ya bu ne ya? Bu ne ya? Buna basit bir şey ya. Sen niye yaşamıyorsun? Deme. Deme. Ya sen bunu anlatan şey yap. Ben de anlatıyorum namaz nasıl kılınır. Namaz kalktım ben de. İmtihan bitti mi? Yani ölüm var dediğim zaman ölüm bende kalktı mı? Ben de imtihan olacağım ya. Ama kimisi. Mesela bak. Çok şükür. Gerek yok onu deme. Ben pek şunla bununla imtihan olmadım. Gerek yok. Şunla bununla imtihan olmadım çok şükür. Ama başka bir imtihan vardı. Adama ne dedim? Dün. Abi en büyük musibet nedir dedi bir zamanda. İmansızlık deme. Televizyonlarda şey yapan, konuşan. Onu öyle dedim. Doğruyu söyledim. Çünkü bizde de var. Meşhur olmak. Abi herkesin soruları farklı gibi mi? Tabii. Soru aynı, cevaplar farklı. Herkesin kendisine göre soru. Kardeşim bir de senin haletin her dönem farklıdır. Gençken imtihanın, evliyken imtihanın, emekliliği imtihan, şu anda hastanede vazife yapıyorsan imtihan farklıdır kardeşim. Şimdi adam geldi, hakikaten mağdur. Hastalık insanın zayıf damarı. Tam istismar edilecek şey. Tabii. Diyor ki, hemen çıktın dışarıya, stand tattığın için söylüyorum. Bu hastanın sahibi kim? Ya yerli takarsak 10 bin lira, Avrupa'ya şey takarsan 20 bin lira. Bu adam 10 bin liraya razı olmayacağını bilmiyor musun? Niye daha önce söylemedin? Ameliyata girmeden önce de şimdi söylüyorsun. Bıçak dayan önce kimye? Misal olanı söylüyorum. Ha, bu nedir? İmtihanın işte. O anda imtihan. Allah seni akaben o. Bakayım ne yapacaksın. Bana mesela şey dedi ki rahmetli anam. Annem kanser. Hiç unutmuyor. Gelen giden. O kadar var ki. Öteki köyden geliyorlar. Rüştü abinin köyünden geliyor. Boginal'dan geliyor. Meylat'tan geliyor. Öteki mahalleden geliyor. Annem hakikaten şefkatli böyle. Hiç alakası olmayan çay alim yerine ekisperlere yemek gönderen insan. La sana ne? Bir de kızar bize. Al götür sana ne? Tepsi veriyor. Garibandır diyor. Ne garibanı ya? Adam memur orada. Neyse. Dedi ki oğlum bunlar niye geliyor biliyor musun? Kanser ha! Ne düşünmesi lazım? Dua et. Bilmem ne yap. Anne senin için geliyor. Yok oğlum. Sen anlamıyor musun? Senin için geliyor. Hep anlattım size anlatıyorum. Senin için geliyorlar. Anne benim için. Oğlum beni bahane ediyorlar. Ama görüyorum ki sen ilgilenmiyorsun. Geçiştiriyorsun. Hatta cevap da vermiyorsun. Beni üzüyorsun. Sana nasihatim. Bir yere götürsen anneni, o hoca, o doktor nasıl davranmasını isterdin? O da birisinin annesidir. Sen mesela ananı götürsen doktorum, doktora nasıl davranmasını istersin? Sana gelen birisinin annesine de öyle davran. Evet. Nurcular zaten şefkatlidir. Vay be. Bu küpe oldu. Ben gördüm biliyor musun? Trabzon Farabi Hastanesi'nde X birisi vardı. Birisini götürdük. Adam çıkıyor. Aa diyor bu gidiyor dedi. Dedim ki hemen yetiştim. Selamun aleyküm doktorum. Aleyküm selam. Dedim ya bu benim yakın. Karnı ağrıyor dedim.
İçeride nöbetçi var dedi. Ama seni hedefledik, seni duyduk. Ama yetişemedik trafikte. Ama sen bilirsin. Kafayı yedi. Kardeşim dedi, beni öyle bir vurdun ki vicdanımda. Tamam, çantamı arabaya koyun, geleyim. Kim bu? Nur talebesi. Diğeri pek yapmaz. Şefkatliydi. Ha? Böyledir yani insan. Böyle garip, nereden girdikse bu şeye. Böyle insan akabe. Akabe farklıdır kardeşim. Dedim ki, anne benim için niye gelsin? Oğlum sana soru soruyorlar. Ya geçiştiriyorsun ya cevap vermiyorsun, kale almıyorsun, yakışır mı nasıl? Yunus suresi 10. ayet ne diyor biliyor musunuz bu konuda diyeceksiniz? Tamam. Vahir de vahum. Elhamdülillah. Thank you.